Selamun aleyküm değerli izleyenler. Akit TV ekranlarından hayırlı akşamlar. Bir pazar akşamında daha Üstad Dilipak'la Derin Gerçekler programıyla huzurlarınızdayız. 16 Nisan referandum süreci tam gaz devam ediyor. Hep birlikte izliyoruz. Meydanlar ısınmaya başladı. Saflar hiç olmadığı kadar hayret verici bir durum aldı. Öyle ki Kılıçdaroğlu Erbakan Hoca'yı anma programına dahi katılırken Başbakan Yıldırım grup toplantısında Bozkurt selamı verdi. Tarafların duruşları artık daha da netleşiyor. 28 Şubat ve 15 Temmuz gibi karanlık ve bunalımlı dönemlerden geçen Türkiye halkı ise süreci dikkatle izliyor. 28 Şubat'ta inancına prangalar vurulan, başörtüsü kamusal alanda yasaklanan, tankların Ankara sokaklarında millete karşı yürütüldüğü günleri gören, bankaları boşaltılan, ekonomik ve siyasi krizle geleceği karartılan halkımız bakalım sandıkta nasıl bir duruş sergileyecek? Bu akşam yakın tarihin yaşayan arşivi Üstad Dilipak'a 28 Şubat'ın yıl dönümünde o günleri soracağız. Bin yıl sürecek denen 28 Şubat gerçekten bitti mi? Dilipak 28 Şubat'ın karanlık yüzünü bu akşam anlatıyor. Eşe dosta haber verin, Derin Gerçekler başlıyor. Evet. Evet üstadım, Şubat ayı yakın tarihimiz açısından çok enteresan günleri şahitliğini yapmış bir ay. Şubat ayında baktığımız zaman tarihe mal olmuş birçok şahsiyetin şehit edildiği bir ay içerisindeyiz. Bunları, ve kısa bir ay. Ve evet 28 gibi kısa bir ay içerisinde. Yani işte burada konuştuk İskilipli Atıf Hoca'dan Hasan El Benna'ya, Malcolm X'ten Metin Yüksel'e rahmetli. Nice önemli şahsiyetler. Bununla birlikte tabii yani milletlere, toplumlara mal olmuş olaylar var. Mesela işte 25 Şubat 1994 El Halil katliamının yıl dönümüydü dün mesela. Evet. O çok önemli. Ve işte bugün 26 Şubat. Tabii hem Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın doğum günü olması sebebiyle de enteresan bir güne tevafuk ediyor ve Hocalı katliamının 25. yılı. Evet. Yani, bugün itibariyle. Artık tekrar tarihle yüzleşmeye başlayınca mesela Kut eskiden hiç kimse neydi o Kut? Kutulan Mağare'den geldi. Şimdi Iraklılar hala o günün ne olduğunu Irak'taki gençler çoğu bilmiyor ama Türkiye'de Kutulan Mağare zaferi kutlamaları yapılıyor. Evet, ya da işte tarihteki birçok olayla yüzleştikçe, yarın yeni gerçeklerle yüzleşince yeniden düşünmemiz gerekecek. Mesela önümüzdeki günlerde Nisan ayı, Nisan ayında Kars İslam Cumhuriyeti İngilizler tarafından yıkılmıştı mesela. Kars İslam Cumhuriyeti'ni bilmezken bu tarihin bizim için bir önemi yoktu. Ama şimdi o tekrar insanların hafızalarında canlanacak. Dolayısıyla yeni işte Hocalı gibi bir katliamın yapıldığı yıl dönümünde tekrar mahzun olabiliyoruz ya da kahramanlıklar hatırlanıyor. Bu da toplumun tarihiyle yüzleşmesi, yeniden tarihin bu topraklarda uyanmaya başlamasının bir işareti. Bir sürü uygarlıklar kuruldu, devletler yıkıldı, savaşlar yaşandı. Şimdi hepsini tekrar not etmeye başlıyoruz. İnşallah bunlardan tarihi övgü ya da sövgü kitabı olmaktan çıkartır, bir ders kitabına döndürürüz. Bir acı varsa o acının tekrarlanmaması için çalışmamız gerekiyor. Bir güzellik varsa da onunla övünmek değil, onu nasıl daha ileriye götürürüz ona bakmamız gerekiyor. Öte yandan şunu da söyleyelim, kederler paylaşıldıkça azalır, mutluluklar paylaşıldıkça çoğalır. Bunları bir sevinç ve paylaşma günü olarak belki, yoksa işte ağıt yakmak tabii değil ki, tabii ya da ibret, ders, ya, evet, yani işte geleceğe planlamada, geçmişte nasıl olmuştu, böyle olmuştu diye çok da öyle hamasi nutuklarla geçiştirilecek bir olay değil. Tarihten ders almamız gerekiyor. Evet, tabii 90'lı yıllar, bu olay tabii 1992-95 Şubat'ında. 90'lı yıllara baktığımız zaman artık Soğuk Savaş döneminden yavaş yavaş çıkılıyor. Üst akıl, Haçlı Siyon ortak zihni
belirli ülkelerde ve bölgelerde cepheler açıyor. Mesela 90'lı yıllar Bosna Cihatı'nın, Bosna Savaşı'nın olduğu yıllardır. Hemen bu yıllar Soğuk Savaş biter bitmez NATO'nun tehlikenin rengini kızıldan yeşile çevirdi. Adeta işaret fişeği gibi patlıyor. Bir anda her yerde birden Müslümanlara yönelik saldırılar gerçekleşiyor. Başlıyor. Hadi ne duruyorsunuz artık? İş başına diyor sanki Birel. Ve bu İslamofobiyaya o günden başladı. Yani bugünkü İslamofobiya durup dururken bir gecede ortaya çıkmadı. 1990 yılından itibaren Avrupa'da, Amerika'da, NATO çevrelerinde bu örgütlenmeye başladı. Yine aynı şekilde 1991 yılında Fethullah Gülen örgütlendi. Yani bir tehdit olan radikal İslam var. Bir de Batı'nın cici İslam'ı, Euro İslam, ılımlı İslam, Amerikano İslam, dine karşı bir dini var. Yani Hocalı katliamı da, Bosna'da, FETÖ'de bunlar birbirinden tamamen bağımsız ve ilgisiz şeyler değil. Şimdi tabii Ermenistan'ı doğal olarak Hocalı üzerinden düşündüğümüz zaman 1915 olayları 102. yılındayız vesaire, hala tartışmalı bir süreç geçiyor. Şimdi Osmanlı döneminde yıllarca devlet-i âlinin milleti sadıka dediği bir toplum, birlikte yaşadığımız, beraber yaşadığımız, yıllarca barış içinde yaşadığımız bir toplum, Osmanlı'nın son dönemlerinde yaşadığı topluma ve devlete karşı bir isyana sürükleniyor. Şimdi burayı da tabii iyi analiz etmemiz lazım. Şimdi Ermenistan'da mesela bugün yine, yani 25. yılında Azerbaycan'la şu anda evet, Karabağ bölgesinde birkaç gündür taciz atışlarıyla yanında taciz atışında çok daha yapıyor. İleride tabii yani kayıplar var her iki tarafta da, ama Ermenistan'da daha ağır kayıplar olduğu anlaşılıyor. O bölgede sıcak gelişmeler yaşanıyor. Geçen sene de yaptılar yani, evet, saldırılar yani fırtına gelirken, obüsleri gelince Azerbaycan tarafından. Yani bakın bunlar durup dururken olmuyor işte, yani Kardak Adaları çevresinde Yunanistan'da Türkiye arasındaki resleşme. Türkiye'nin bakın kuzeyinde Ukrayna'da kriz var ve bugün yine Amerika ile Rusya arasında çok ciddi resleşmeler yaşandı. Suriye ve Irak'ta kriz var. İran'la Türkiye ilişkilerinde bir süreden beri gerginlikler söz konusu. Yine Ermenistan'da hemen Azerbaycan'la bugünlerde kriz oluşturuldu. Yunanistan'la kriz oluşturuldu. Bütün bunların hepsi Türkiye'yi bir kuşatma altına almak isteyen çevrelerin komploları olarak önümüze çıkıyor. Buna dikkat etmek gerekiyor. Ermeni burada da tekrar şu yanlışa da düşmeyelim. Yani bütün Ermeniler haindir gibi bir şey asla kesinlikle söylenemez. Böyle bakın Pakradunlar diye orada da kriptolar var. Oraya gelecektim ben de. Pakradunlara. Ama Ermeni Müslümanlar da var. Yani Ermeni kökenli ve bunlar artık örgütlenmeye de başladılar. Yani bizim birlikte namaz kıldığımız, dua ettiğimiz, birlikte bu o dünyadaki, bölgemizdeki olaylara karşı ortak bir takım paydalarımız olan insanlar da var. İnsanlar doğduğu ana babayı kendi seçmiyor. Bunu görelim. Burada Hrant Dink'i de analım. Yani Dink de aslında bu halklar arasında o kavmi sadıka anlayışının gelişmesini sabote etmek için sıkılan bir kurşundu o. Evet. Yani buna da dikkat edelim. Yine şunu hemen hatırlatmakta yarar var. Ermeni Patrikliğini kuran Fatih Sultan Mehmet'tir. Süryani Patrikliğini kuran ise Hazreti Ömer'dir. Fatih Sultan Mehmet aynı zamanda Rum Ortodoks Kilisesi'nin de başıdır. Yani o patriği atayan kişidir. Bunun ne anlama geldiği üzerinde ciddi bir şekilde düşünmemiz gerekiyor. Öte yandan bir başka ayrıntı da şu. Bugünkü Ermenistan Revan Hanlığı'dır. Erivan dedikleri başkent Revan Hanlığı'dır. Bu halk burada yaşıyordu. Bu halkı oraya iskan eden akıl, işte bir üst akıl hani modası var ya şu sıralarda, bizim bağrımızda nasıl Filistin topraklarında bir İsrail oluşturdularsa, burada bir başka Hristiyan, ama bunlar Ortodoks, bunlar Katolik ve Protestan değil. Bu Ortodoks toplumu
İslam dünyasına, Türkiye'ye, Osmanlı'ya karşı düşman hale getirmek için var güçleriyle çalıştılar. Osmanlı içinde de bir takım kriptolar vardı. Amerika da bu oyunun içindeydi. Rusya da bu oyunun içinde. Rusya Anadolu'yu işgal ederken o bölgedeki bir takım Ermeni komitecilerle de işbirliği yapıyordu. İngilizler de, Fransızlar da Maraş'ı işgal ederken Fransızlar yanlarında bir takım Ermeni politik gruptan insanları da yanlarına almışlardı. İngilizler de böyle. Yani İngilizlerin bu bölgede hakimiyet sağlamak için tabii müttefik olarak gördükleri kendilerine işte Yunanlıların İzmir'i işgali ve ilerlemesi Sakarya Savaşı'na gelmeleri. Birileri bu Osmanlı bakiyesi bu halkların kanları ve gözyaşları üzerine kendilerine iktidar ve servet üretmeye çalışıyorlar. Ben yıllar önce Ermeni Patriği'nin yazdığı Ermeni tarihini okumuştum. Büyük boy 200 sayfa civarında bir kitap. Orada diyor ki Ermeni milletinin bir millet olarak tarih sahnesine çıkması, kendi sanatını, bilimini kurabilmesi ancak Müslümanların bölgeye hakim olmasıyla mümkün oldu diyor. Daha önce bizi küçük bir topluluk olarak gören bölgedeki güç, otorite, servet sahipleri hep bize saldırdılar. İkincisi Ermeni toplumunun farklı mezhebi ya da politik, ideolojik farklılıklarını kendileri için bir mesele haline getiren gruplar Ermenileri birbirlerine karşı kışkırttılar ve biz bir türlü kendi toplumumuz için birlikte yaşayacağımız bir hukuk düzeni oluşturamadık diyor. Ancak ne zaman ki bölgeye Müslümanlar geldiler, güvenliğimizi sağladılar ve bizim kendi aramızda meşveretimize imkan oluşturdular. O zaman diyor Ermeniler bir millet olarak, saygın bir millet olarak İstanbul'da ya da Adana'da, Kilikya bölgesinde, Van'da her yerde diyor tekrar kendi köklerimize dönebildik ve bir Ermeni milleti olarak tarih sahnesine çıktık diyor. Evet, bakın bunu insaf sahibi bir Ermeni patriği söylüyor. Tabii şu anda yaşayan birisi değil bu. Oldukça eski birisi. Bunu görmemiz gerekiyor. Yani buradan biz yeni kavgalar çıkartmak değil, birlikte nasıl yaşayabiliriz bu bölgede, bu coğrafyada? Birbirimize saygılı olarak ve dışarıdan gelen tehditlere karşı birlikte durarak ve geçmişte yaşanan acıları da tekrarlanmaması için yeni bir akıl geliştirmemiz gerekiyor. Kesinlikle. Yoksa geçmişin kavgalarını bugün de sürdürmek ne Türkiye'nin hayrınadır ne Ermenistan'ın. Tekrar söylüyorum, Türkiye ve Ermeni halklarının kanları ve gözyaşları üzerine kendilerine iktidar ve servet üretmek isteyen bir ihanet çetesi var. Bunların oyununa gelmememiz lazım. Geçen sene bir grup üniversite öğrencisiyle bu bakanlık projeleri kapsamında Hatay'a bir ziyaret gerçekleştirmiştik. Orada biliyorsunuz bir Ermeni köyü var, vakıflı. O ziyarette muhtar beyle görüştük, tanıştık. İşte üniversite gençlerinin geldiğini görünce ki biliyorsunuz oradan Laski'ye bir kuş uçumu mesafede, çok yakın. O süreci de konuştuk. Yani Ermeni ayaklanmaları, işte o dönemlerde Osmanlı'nın son döneminde yaşananlar, işte Hrant Dink cinayetleri vesaire. Şöyle bir ortak kanaat oluşmuştu. Muhtar Bey'i de buradan Allah selamet versin, hayırlı analım. Çok enteresan da bir kişilik. Çok iyi analizleri olan bir beyefendiydi. Şimdi hemen sınırımızın ötesi Suriye. O topraklarda Süryaniler, Ermeniler, Keldaniler, Araplar, Türkler, Aramiler, Asurlar, herkes yaşıyordu. Şimdi herkes benim dinim, benim mezhebim ya da benim ırkım derse, ortak paydada buluşmazsa Suriye'nin başına gelenler bizim de başımıza gelebilir dedi. Ortak payda ne? Dini, dili, inancı ne olursa olsun vatan. Adalet, barış, hürriyet. Evet. Yani ve bunun hakim olduğu vatan. Yani ya orada ülke, memleket, yurt. Vatan kelimesi biraz ulusun yani, toprağı anlamında. Çünkü ulusçuluk bu Fransa'dan gelen ya da Vestfalya anlaşmasıyla başlayan. Özgürce yaşadığımız tabii, bir yer. Doğduğumuz ana babayı biz seçmedik. Doğduğumuz toprağı, zamanı biz seçmedik. Ana babayı biz seçmedik. Bundan dolayı üstün ya da geri olamayız.
Yani bu ulus devlet vatan fikrinin ortaya, ulusun toprağı anlamında ortaya çıkması ve Westfalia Anlaşması ve Fransız Devrimi üzerindedir. Yoksa memalik, mülk, ülke, yurt mesela hep yurttaş Keynes falan var ya Amerika'da. Bunun yani daha sivil karşılığı bunun yurt. Yani yurt çok daha sivil bir karşılık. Osmanlı'da değişik ortak anlamlarda yurt kullanılıyor. Tabii. Tamam. Tabii. Şimdi tabii Ermeni olay vesaire işte bu bakarken internet üzerinden de bu Zori Balayan'a denk geldim. Hatırlıyor musunuz? Hı-hı. Bu Karabağ katliamları sırasında. Yani bir toplumun cinnet halini ifade eden açıklamaları var. Onu isterseniz izleyelim üstadım. Evet. Ondan da Türkiye'ye bir geçiş yapalım. Bu arada kıymetli izleyenler, sosyal medya Akit TV Facebook hesabından canlı olarak yayınlanıyoruz. İzlerken paylaşırsanız yayının ulaşmadığı kitlelere ulaşmasına vesile olursunuz. Bundan dolayı da teşekkür ediyoruz. Evet, Ermeni soykırımı üzerine Karabağ'da mazlum bir halka yapılan yüzlerce insanın öldürülmesine vesile olan olayları tabii buradan kınıyoruz. Peki o günlerde ne yaşandı? Şahitlerinden hep beraber dinleyelim. Canlı canlı uşağın dərisini soydular və başının, üzünün, demək qarnının, arxasının, qollarının, qıçlarının dərisini soydu. Bir korku filmi senaryosu deyil bu. 20 yıl öncə Hocalı'da dünyanın gözü önündə işlənən akıl almaz bir cinayetin öyküsü. Dərisini soyduqdan 7 dəqiqə sonra o uşaq həyatdan köçdü. 1992'de Hocalı katliamı sırasında korkunç bir olay yaşandı. Ermeni doktor Zori Balayan, Azeri bir çocuk üzerinde akıl almaz bir deney yaptı. Çocuğun derisini diri diri yüzdü. Uşağın kışkırtıları altında hiçbir ağrı kesici vurmadan, hiçbir tedbir görmeden o uşağın derisini soyuplardı. Doktorun adı var mı? Doktorun adı Zori Balayan'dı. Zori Balayan. O... Zori Balayan vahşi deneyini tıbbi bir titizlikle gerçekleştirdi. Notlar aldı, derisi üzülen bir insanın ne kadar yaşadığını hesapladı. Sonra dünyada belki de ilk kez kendisinin yaptığı bu cani deneyin sonuçlarını hiç çekinmeden kitabında yazdı. Azeri doktorun sözünü ettiği kitabın adı Ruhumuzun Canlanması. Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Zori Balayan o işkenceyi kitabında gururla itiraf ediyor. Askerlerimiz 13 yaşında bir Türk çocuğunu pencereye çivilemişlerdi. Başından, sinesinden ve karnından derisini yüzdüm. Saate baktım, Türk çocuğu 7 dakika sonra kan kaybından öldü. Türk çocuğuna yaptığım bu işkencelerden dolayı kendimi rahatsız hissetmedim. Ruhum halkımın %1'inin bile intikamını aldığım için sevinçten gururlandı. Akşam aynı şeyi 3 Türk çocuğuna daha yaptık. Ermeni doktorun akıl almaz deneyini Azeri meslektaşı Profesör Doktor Mübariz Allahverdiyev duyurdu dünyaya. Allahverdiyev Azerbaycan Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde anatomi uzmanı. Katliam günü bütün ailesi Hocalı'daydı. Haberi alır almaz Bakü'den Hocalı yakınındaki adama gitti. Yaralıları işkenceyle öldürülen 613 cesedi tek tek gözleriyle gördü. Mescide gittim, mescid meyitlerle doluydu ve serhetten biz taşıyıp o meyitleri yığırdık mescidlerde ki onlara kabir kazılsın, kefene tutulsun. Mübariz Allahverdiyev uzmanlığı gereği sürekli kadavralarla çalışıyordu. Ancak o gün gördüğü cesetler karşısında o bile dehşete düştü. Elə meyitleri ben görende özüm dehşete geldim. Onların başlarının dərisi soyulmuştu, beyinleri parça parça edilmişti, gözleri çıxarılmışdı, anaların, kızların döşleri kesilmişti, özür istəyirəm ifadəmə görə və hamilə qadınların qarınları nizələrlə deşik-deşik edilmişdi, onların körpələri eləcə öldürülmüşdü, nizələrə taxılmışdı. Allahverdiyev Ermeni doktorun yargılanmasını tələb ediyor, çağrısı bütün dünyaya. Tek isteği hayvanlara bile reva görülemeyecek bu iş işkencenin cezasız kalmaması. Məhkəmə qarşısında o bunun izahatını versin ki nə üçün o belə amansızlıq edib körpə uşağı qarşı. Əgər o torpaq iddiasındaydısa torpağı tutsun. Bu uşağın günahı nə idi ki bunu belə eksperimentə uğradıb dərisini soyub onu bu cür əzab işkəncə verə verə öldürüb.
Evet değerli izleyenler, Azeri kardeşlerimizin bu 25. yılında yaşadıkları bu soykırım mı yani tabii kınıyoruz bütün kalbimizle. Yani geleneksel bir ifade vardır. İki devlet, tek millet. Zalim kim olursa olsun, mazlum kim olursa olsun, zalime karşı mazlumdan yana mümince duruşumuz gereği bu tür durumların tekrar yaşanmaması dileğimiz. Ama görünen o ki Ermenistan aklını başına hala almamış gözüküyor. Hala bugün de üstadın dediği gibi saldırılar devam ediyor. Evet üstadım, şimdi tabii biraz içeri dönelim dışarıdan. Karargah rahatsız. Yani karargah rahatsızmış. Bu filmi daha önce görmüştük. Yani genç subaylar rahatsız. Genç subaylar altımı tutamıyorum diyordu. Hatırlıyor musun? Evet, bu, evet. Bir yani, paşaydı, hatırlayamadım evet. Şu an. Yani bu tür şeyler ilk defa yaşanmıyor. Evet. Ve beni rahatsız eden Tayyip Erdoğan'a o gece, 15 Temmuz gecesi telefonla bağlanan bir bayan gazetecinin böyle kirli bir habere alet edilmiş olması. Bunu kendisinin de açıklaması lazım. Bu 7 habere... madde başlığı altında evet. Yani, 15 Temmuz gecesinde Cumhurbaşkanı'nın dediğiniz gibi canlı yayında onun telefonuna bağlanan görüntüsünü evet. Aktardığı. Burada bakın ilk 2 numarada Fırat... Akit'e başsağlığı telefonu açılması. Ay, evet. Yani al sana bir haber işte. Evet. Yani Akit'e başsağlığı telefonu nasıl açarsın? Yani genel yayın yönetmeni yani vefat etmiş. Yani teröristi açıyorsun. Evet. Teröristi açıyorsun. Hmm. Yani biz neyiz? Yani benim bir acım olursa bir tanesi geçmiş olsun derse bana bu ne anlama geliyor? Yani suç varsa mahkum edersin. Ama öbür taraftan bakıyorsun Akit'e başsağlığı telefonu açılması, silahlı kuvvetlerde başörtüsü kararı. Geri döndük başörtüsü. 28 Şubat'a döndük. Peki yani hakim örtüyor, kaymakam örtüyor başını. Herkes örtüyor ama... Silahlı kuvvetlerde başörtüsü olmaz. Polis örtüyor. Polis de örtüyor, evet o da. Peki bunun başlıyor. Mantığı ne? Yani burada Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu Müslüman olamaz, böyle bir dini hassasiyet taşıyamaz mı demek istiyor. O da Mehmetçik ne oluyor? Küçük Muhammed. Kimin oğlu? Yani küçük bir peygambere gönderme var orada bu. Küçük Muhammed. Evet. Yani onun izinde yürüyen birisi bir profil olarak. Ama bir numara o, iki numara Akit, üç numara Cumhurbaşkanı ile yapılan ziyaretler. Suudi bakın, Arabistan'a falan gitmesi tamam, vesaire. Tamam, tabii yani genel kurmay başkanının gitme. Bu Kur'an dinledi Erbakan'a, orada. Erbakan'ın iftar yemeği vermesi, bu Güven Erkaya'nın rakıyı istemesi, masada. Gibi bir şey. ABD'li generalin ayağına gitti. Ya burası Türkiye, nerede, şurada görüşelim derseniz, yani... Bir de İncirlik Üssü, Amerikan Üssü mü? Ortak askeri tesis. Hı hı. Orası da benim. Bunu böyle de okuyabilirsin. Ha, orada görüşelim. Orada ne olup bittiğini birlikte bir bakalım. Yani Türkiye'nin Genelkurmay Başkanı istediği yerde bir yabancı ile görüşebilir. Kesinlikle. Genelkurmay'a da alır, başka yere de alır. Yani onu... Abartmanın bir anlamı yok. Çuvalcı komutanın madalya takması. Yani bunlar işte bir takım göndermeler yapıyorlar. Kardak gezi kararlılık mesajı ve Dişli. Darbeci Dişli ile ortak villa iddiası. Bu Dişli, Şaban Dişli'ye gönderme. Yani AK Parti'ye yönelik bir şey. Yani hemen hemen bütün başlıklar özel olarak seçilmiş. Zaten karargah rahatsız havası, bu Hürriyet Tepe'de imzası, bu Hürriyet'in yüz karası olacak. Yani önümüzdeki yıllarda da hatırlanacak bu. Ve beni en çok rahatsız eden de gerçekten yani Hande Fırat bir marka i̇şte olmuştu o telefonuyla. Yani o hanımefendi bu imzayla bunu nasıl yayınlatmasına izin veriyor? Yani kendisi... Çünkü kendi yani, imzası o. Yani haberi ben hazırladım demek. Peki bu haberi yapmasını kim istedi kendisinden? Yani niye yaptı? Acaba onun diyetini mi ödüyor şu anda? Bir sürü soru geliyor akla. Haberideki kullanılan bütün argümanlar format olarak daha önce Hürriyet'in arşivlerinde izine rastlayabileceğimiz ve darbe uyarısı içeren bir formata uygun.
Şimdi değerli izleyenler, Hürriyet bu manşeti attı tabii, karargah rahatsız manşeti, ama birkaç gün önce de New York Times buna benzer aslında bir manşet attı. Ona bakalım. Tabii içeridekiler dışarıdakilerin muhabiri. Dışarıdakiler de içeridekilerin burada efendisi. Laiklik elden gidiyor ifadesine tabii, benzer tabii, bir şekilde tabii, New York Times'ta bir manşet olmuştu. Onu getirebiliyor muyuz ekrana İsmail? Yok, aslında birbirlerinden pek farkları. Tek farkları adları. Yani aynen, Hürriyet'in ait olduğu grup bakın Rizzoli gruptur. Ya da RTL gruptur, ya da Murdoch. Springer vesaire. Evet, Springer. Aynı ekol. RTL. Hı hı. Aynı gruptan geliyorlar. Yani zihniyet ikizleri bunlar. Yani aynı şeyi söylüyorlar. Birbirinin şıracının şahidi bozacı diye bir söz var ya. Hı hı. Bunlar birbirlerinin şahitliğini yapıyorlar. İşte Trump da bunlara kafa tutuyor şimdi. Evet, şeyi, o da, evet, toplantıya CNN'i vesaire bütün bunları almadı mesela. Bu da Türk askeri. Bir de ilginç, bakın burası Kureli değil mi? Evet evet tabii. Bakın Kureli'nin önünden iki başörtülü geçiyor. Geçiyor ona. Yani şu resmi bile kullanılması müthiş bir bilinçaltı mesaj veriyor. Subliminal dedikleri. Evet. Türk işte askeriyesi işte güvenlik, artık kamu güvenliğinde başörtülü kadınların da görev alabileceğinin önünü açtı. Orada eskiden DAEŞ'in koruyucusuydu. Burada Genelkurmay Başkanı'na da örtülü bir tehdit var tabii. Safını belli et, ne oluyor anlamında. Yani bunlar kendilerini hala beyaz adam, bizi de zenci olarak görüyorlar. Hesap sormaya kalkıyorlar. Ama artık paçalarından dökülüyor bunların bu yaptıkları. Yani tutmuyor. Vatandaş evet, da zaten yani, hemen tepkisini veriyor. Sosyal medya üzerinden vesaire. 16 Nisan'ı bekliyorum ben. Sen göreceksin. Aleme verirler. Laf ile verirler. Binlerce nizama bin seyyiye bulunur hanelerinde. Sen git bu önce Trump'la kozunu paylaş. Ondan sonra gelirsin. Şimdi tabii içeride de yani 16 Nisan referandum üzerine giderken işte dünkü rahmetli Erbakan Hoca'nın da işte vefat yıl dönümüydü. Erbakan Vakfı'nın organizasyonu vardı. CHP lideri Kılıçdaroğlu oraya katıldı. Dualar etti, konuşmalar oldu vesaire. Oğuzhan Asütürk Bey oradaydı. Ne diyorsunuz CHP'nin bir sonraki, bir önceki yani ilk yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adayı Ekmelettin İhsanoğlu'ydu. Doğru mu? Hı hı. Bunu herkes biliyor. Acaba şimdi ben o fotoğrafı görünce şöyle düşündüm. Acaba Erdoğan'ın karşısına yapılacak ilk Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Oğuzhan Asiltürk'ü aday mı gösterecek diye? Ya onu bilmem diye. Bunun yani bazı şeylerin tevili mümkün olmuyor. Büyük Birlik Partisi evet, hala tevili nedir mesela? Tavrını, yeni kapı ruhunun bir şey olması değil midir? Bu da ayrıca iyi bir şey değil midir yani? CHP lideri Erbakan Hoca'nın milli görüşün yani, sancağı altında. Güven Erkaya'nın hanımını da davet etselerdi. Aramızda zaten bir ihtilaf yok. Hı. Şevket Kazan 28 Şubat davasına gitti. Bizim silah kuvvetleri aramızda. Çevik bir burada eksik fotoğrafta. Onu da davet etselerdi. Yani o da gelip bir konuşma yapsaydı. Yani bir bunun tevili mümkün değil. Böyle bir zamanda sanki yeni bir cephe oluşturuluyor. Bakın bu son seçimde CHP ile Saadet Partisi seçim ittifakı yapma konusunda bir pazarlıkta anlaşamadılar, bir de geç kalmışlardı. Yoksa görüşmeler yapıldı. Sanki bundan sonra öyle bu gidişin sonu ilk seçimde muhtemelen Saadet Partisi herhalde bu kafayla giderse CHP ile seçim ittifakı yapacaktır. Büyük Birlik Partisi de hala istişkafi görüşmeler, bir de öyle bir şey çıktı, istişareler devam ediyor. Hala nasıl bir oy kula evet mi hayır mı diyecekleri konusunda bir karar vermiş değiller. Bu da ilginç bir şey. Burada yine Büyük Birlik'ten arkadaşlar da var. Doğrusu anlaşılması zor bir şey benim için. Evet. Yani Ankara'da ayrı bir toplantı yapılıyor. Peki Fatih Erbakan nerede? Erbakan'ın o kardeşi nerede? Erbakan ailesinden kimse var mı? Kim ne yapıyor şimdi? Ne yapmış oluyor? Ne yapmak istiyorlar? Yarın da başka bir toplantı yapılacak. Erbakansız Erbakan mı oluyor? Nedir? Yani evet, böyle bir şey. Yani tabii ki Erbakan Hoca hani rahmetli
siyasi mücadelesinin içerisinde hem nezaketiyle hem yani saldırı dili hiç kullanmamıştır. Hep kucaklayıcı, çatışma dili kullanmadan bir ve beraber olma yönünde ki birçok koalisyon hükümetlerinde birlikte olmuştur Türkeş'te vesaire. Yani, şimdi, yani bunun şimdi sakıncası var mı? Şimdi bizim yani saadetli bir kısım arkadaşlarımız haklı olarak bakın, bunu söylüyorlar. Zamanlaması çok önemli, verilen mesajlar çok önemli. Bir de birleşik bir tavır ortaya koyamıyorsunuz. Yani Fatih Erbakan yok burada. O başkanlık referandumu Kemalettin Erbakan yok burada. Ama Kılıçdaroğlu burada. Kılıçdaroğlu'nun bu süreç içerisinde verdiği mesajlar ortada. Ve Saadet Partisi bir de hayır deme kararı almış ama kampanya yapmayacaklarmış. Çünkü parası yokmuş. Parası olsa kampanyada yapacak da. Yani bunların hepsini üst üste koyduğunuzda ortaya çıkan sonuç gerçekten Saadet Partisi tabanı için enteresan bir görüntü oluyor değil mi? İlginç. Ve ben bu tür politikaların zaten partiyi bu noktaya gerilettiğini düşünüyorum. Bundan sonra da çok daha gerileyeceklerdir. Şimdi konuşmada bir yer çok alkış almış diye haber de oldu. Kılıçdaroğlu diyor ki konuşmasında %1 alan bir parti bile meclise girebilmeli diye o ara Saadet Partisi, müthiş bir alkış ama kopuyor. Ama Saadet Partisi %1 evet, de alamadı. Evet maalesef yani. Yani o 2,5'un altına düştü. Ve yani bundan sonra da yani onu da bulamayacak maalesef. Yani 0-7 idi. En azından hani özgül ağırlığını koruyabilse şu anki yönetim. Yani kendim ettim, kendim buldum. Şimdi yani, zaten Seyfi Kumru da şöyle demişti. Yani ortak payda Erdoğan'a yani reise düşmanlık. Onda yani bir aradalar demiş. Yani düşmanlık da demeyelim. Yani izleyicimizin yorumu işte olarak yani, söylüyoruz. Evet. Mikdat Bey işte tam bir rezalet Kılıçdaroğlu demiş. Kılıçdaroğlu için yani düşmanlığa varan söylemler, dağa çıkmalar, böyle direnmeler falan her şeyi konuşuyor. FETÖ için söyleyebiliriz ama yani Saadet Partisi'nde birçok vicdan sahibi insan var. Mutlaka mutlaka. Yani şöyle bir ayrıma gider olduk. Yani biz mesela hani bu süreçleri çok iyi bilen insanlar artık böyle arkadaşlarla da konuşurken ya da fikirleri izlerken şöyle diyor. Yani şimdi Saadet'le artık milli görüşü ayırmak lazım denilen noktaya geldi. Yani böyle de bir acı bir durum var. Yani bundan siz sonra ocağın kendi ifadenizle tırnak içinde delisi olan biri olarak yıllarca Erbakan Hoca'yla yani genç Hasan Aksa'yın yeğenisiniz. Yani Milli Görüş Hareketi'nin kodlarını yazmış insanlarla beraberdiniz. Yani siz önceden bunları bize söyleseler ben inanmazdım. Yani Hasan Aksa'yın da inanacağını zannetmiyorum. Yani Şevket Kazan'ın 28 Şubat'a çıkıp bizim silahlı kuvvetlerimizle bir ihtilafımız. Şimdi buna göre savunma yapıyorlar oradakiler. Bak diyorlar bizim tehdit olduğumuzu söylediğiniz hükümetin en önde gelen eski bakanlarından biri bizimle bir sorunu olmadığını söylüyor. Bu şekilde savunma yapıyor şu anda Çevik Bir ve arkadaşları ya da diğer Hurşit Tolun, Çetin Doğan'ın savunmasında bu. FETÖ'de bunlar emsal olacak. FETÖ davalarında. Ondan sonra geliyorsunuz bir de Kılıçdaroğlu'yla beraber Tayyip Erdoğan'a karşı tavır alıyorsunuz. Bakın birçok saadetçi şunu söylüyor. Acaba Erbakan ya bize yol vermiyorlar Tayyip Bey sen ayrı bir şeyle yola çıksan da. Yani bu tamamen o insanların iyi niyetlerinden kaynaklanan bir yorum ama onların şuur altı böyle çalışıyor. Yani hoca Tayyip Bey'le kavga ediyor olamaz. Ve samimi yani bu tabandan gelen insan ben dün Muda'nın Bandırma'daydım. Bir tanesi geldi. Yani bu nasıl mümkün olabilir? Yani bir arada kavga olamaz. Bu Tayyip Bey'in buraya bu şekilde bir politika geliştirmesi Erbakan'ın fikri olabilir mi diye bana soruyor. Bu insanımızın şuur altındaki iyi niyet arıyor değil evet, mi? Evet ama buradaki manzara böyle bir zamanda yani sen Fatih Erbakan'ı bile oraya getiremeyeceksin. Kemalettin Erbakan'ı oraya getiremeyeceksin. Partinin Erbakan'ı bu davaya, liderliğe davet eden Hasan Aksay orada olmayacak. Süleyman Arif Emre'nin mesajı olmayacak. Ama sen çıkıp Kılıçdaroğlu'na kürsüde konuşma yaptıracaksın. Eline sağlık. İyi. Şöyle diyelim mi o zaman? Yani hani Milli Görüş Hareketi'nde şu an aslında bir genel başkanlık vesaire
sorun yok, lider sorunu var diyebilir miyiz? Ya bir tane sorun yok, bir sürü sorun var. Ama temelde yani. Yani herkesin ittifak ettiği bir isim yani, bu manada. Birçok sorun var ve yangına körükle gidiyor. Ben Temel Karamollaoğlu girince umutlanmıştım. Yani daha aklı başında, dürüst, çok başından beri işin içinde, bir toparlayabilir, çeki düzen verir, ilişkileri rayına oturtur diye düşünüyordum. Yani evet, beklentilerimden enteresan, hiçbirine şu ana kadar olumlu cevap almadığımı şunu düşünüyor musunuz gerekir siz? Yani ya da yazdınız mı bilmiyorum. Ben hatırlamadığım için soruyorum. Erbakan Hoca'nın, rahmetli Erbakan Hoca'nın ideallerinin geniş anlamda tırnak içerisinde talebesi Erdoğan'ın liderliğindeki Türkiye'de son işte 14-15 yıldır aşama aşamada olsa hayata geçirildiğine ve Erdoğan'ın şahsında milli görüş zihninin ve zihniyetinin mündemiş olduğuna... Yani bunu bu kadar söylemeyelim. Çünkü bu konuşulan bir şey. Merkez Parti, yani AK Parti, tamam Taksim'e cami yapılıyor. Erbakan da bunu çok isterdi. Ya da ne bileyim başörtüsü yasakları ekonomik kalkıyor, bağımsızlığa giden yolda ilerlenmesi. Ya da şimdi altın faizsiz, ribasız ekonomi, Tayyip Bey o konuda çok sert açıklamalar yapıyor. Altına endeksli para politikası. Buna benzer, ya da İslam Birliği'nin gerçekleşmesi, evet, İslam Savunma Teşkilatı'nın kurulması, ordunun kurulması. Bu yönde bir takım talepleri vardı Erbakan'ın. Bu taleplerin bir kısmı bu iktidar tarafından gerçekleştirildi. Ama bu iktidar aslında bir merkez parti politikası. Doğru. Yani bir kendi içinde bir koalisyon özelliği taşıyor. Buna rağmen bu kadar mesafe kat edilmiş olması da önemli. Hatta bundan sonra bu projelerin daha hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi için bu anayasa değişikliği çok daha önem kazanmış durumda. Ama bunu da istemiyorlar. Yani abuk subuk argümanlar ileri sürülüyor. Tayyip Bey iyi de o giderse yerine gelen bu yetkilerle ne yapmaz ki? Kardeşim %50'den fazla oy almışsa anayasayı da değiştirir. Yine yapacağını yapar. Zaten biz millete güvendiğimiz için burada sadece Tayyip Erdoğan da ölümlü bir insan. Belli bir yaşa gelmiş, o da gidecektir. Başkaları gelecek, biz olmayacağız ama Türkiye ya da bölgede hayat devam edecek. Dolayısıyla yani böyle anlamsız sorularla insanların kafasını karıştırmaya gerek yok. %50'den fazla oy alıyorsa hem iktidarı elinde tutacaktır, hem de istiyorsa anayasayı değiştirecektir. Şimdi, burada milli iradenin tecellisi, belirleyici olması bizim için çok önemli. Ve bunun da alternatifi yok. Evet, referandumdan sonra zaten bu netleşecek 16 Nisan tarihinde. Bir de tabii siz böyle evetler üzerinden, %50'nin üzerinden yorumlarken hafta içinde yazınızda evet bir kenara koyalım, hadi bakalım bir de hayırcı kanadının tersinden bakalım dediniz. Evet. İşte bir şey çıktı, oranlar çıktı. Ona biraz girelim mi reklamların öncesinde? Yani çok basit, CHP'nin oyu belli, %25 civarında ve bunu da kaybediyor zaten. Ama hiç kaybetmedi. Kılıçdaroğlu harika, CHP fevkalade iyi politikalar geliştiriyor. Halk CHP'ye teveccüh ediyor. Tamam, %26 olsun. Peki HDP %12 oy almıştı. Yani son %7 gibi gözüküyor onun oyu. Çünkü kendi genel başkanına aday gösterdi. En son seçimde, yani Cumhurbaşkanı seçimlerini mi baz alıyorsunuz? Neye baz alıyorsunuz? Hayır, hepsini. Genel olarak mı? Yani Cumhurbaşkanı seçimine baktığınızda Demirtaş'ın kendi oyu, yani genel başkanını aday gösteriyor, %7 alıyor. Evet. Daha önce de yani Kürt sorununa siyasal çözüm olsun, demokratik çözüm olsun, dağdakiler düz ovaya inip siyaset yapsınlar diye değişik çevrelerden de, hatta işte Müslüman kimlikli mazlum dert çevresinden de insanlar HDP'ye katıldılar. Süryaniler katıldı, Ermeniler katıldı. Yani bir koalisyon, sosyalist koalisyon oluşturuldu. %12 idi. Yani Demirtaş'ın kendi aldığı oy %7. CHP %25 dediniz. %7 de ortada. Evet. Bunları toplarsanız ne çıkar? 32 çıkar.
FETÖ'nün FETÖ'nün oyuna çıkar. %2 yok herhalde onlar. Tamam, %2 olsun. Kararsızlardan da koyalım biraz. Biraz onlar sandığa gitmeyecekler. Böyle bir olayda MHP'den mesela evet oyu vermeyeceklerin büyük bir kısmı sandığa gitmeyecek. Yoksa yani gidip hayır vermez diyorsunuz. Hayır veren bir kanadı olacak. Yani kriptolar verecekler. Hmm. Yani Meral Akşener'in yurtta sulh hareketine destek verenler hayır oyu verecekler. Çünkü o kripto bir hareket. Hmm. Bunların hepsini toplayın. %40 etmez. Yani MHP'nin oyunu üçte birini sandığa gitmiyor, üçte biri öbür tarafa oy veriyor, üçte biri de AK Parti'ye oy veriyor derseniz, bunların hepsi yine yapacağı rakam %40'ı bulmaz. Evet. %60, başka bunlar nereden oy alacaklar? Yani başka bir oy alacakları kanal mı var, alan mı var? Tabii AK Parti üzerinden tek başına hesap yapınca, kendilerine göre mangalda kül bırakmıyorlar. Evet. Onun için hayırları ben, yüksek olduğunu da iddia ediyorlar. Hatta son 3 seçimdeki alınan oylar üzerinden asimetrik sorgulama yaparak orada paralel yapının siyasi etki gücünün 1/10'da 2 olduğuna ilişkin bir çözüme ulaştım. İki. Evet, yani kendi adamları değil, siyasi etki gücü çevrelerindekilerini etkileyerek kullandıkları argümanlarla. Evet. Ve bugün o oyların hepsi de 15 Temmuz öncesiydi. O 1/10'daki 1/10'da 2'nin bugün en az 1/3'ünün bu desteği vermeyeceğini, diğer bir 1/3'ünün de sandığa gitmeyeceğini düşünüyorum. Yani çıkacak oy 0-3-4'ü geçmeyecektir. Yani paralel yapı açısından bir mesela 0.7 idi Saadet Partisi. Ben Büyük Birlik Partisi ile birlikte Saadet Partisi'nin 0.7 oy alabileceğini, bir etki gücüne sahip olacağını bu seçimde zannetmiyorum. Şimdi 28 Şubat'ı 15 Temmuz'u görmüş, yakın tarihin en bunalımlı dönemlerini yaşamış insanlar, izleyicilerimizin birçoğu da ekranları başında. Gençleri saymıyoruz. Kıymetli izleyenler, şu an 97 ve sonrasında doğmuş genç evlatlarınız, kuzenleriniz, yeğenleriniz varsa Üstad Abdurrahman Dilipak'ın tanıklığında biz 28 Şubat'ı konuşacağız. Kısa bir reklam arası veriyoruz. Reklamlardan sonra birlikte olacağız. Sürecek denen 28 Şubat bitti mi? 28 Şubat'ı kimler planladı? Neyi amaçladılar? Az sonra derin gerçeklerde. Evet sayın seyirciler, Akit TV ekranlarında Derin Gerçekler programı devam ediyor. Bu bölümde 2 gün sonra seneyi devresi olacak 28 Şubat postmodern darbesinin yaşayan canlı tanığı, yürüyen arşiv Üstad Dilipak'a o dönemin karanlık odalarında gerçekleşen planları, yaşanan sürecin aslında görünmeyen taraflarını soracağız. Evet Üstadım, ki mağdurlarından da birisiniz. Yani yakın... Ya ben mağdur kelimesini çok yani sevmiyorum. Mağrurlarından öyle diyelim. Hayırlısı olsun. Şimdi tabii herkesin bir 28 Şubat'ı var. Yani iş adamlarının bir 28 Şubat'ı var, gazetecilerin var, bürokratların var, devlet adamlarının var, annelerin var, babaların var, öğrencilerin var. Toplumun her kesimine değdi 28 Şubat. Siz 28 Şubat'ı özetlerken şöyle mesela işte postmodern darbe ifadesi kullanılır ama siz daha farklı bir açıdan baktınız hep 28 Şubat'a. 28 Şubat süreci... Devlet içerisindeki güç dengelerinin, yani fillerin savaşının ve fillerin bir züccaciye dükkanına girmesiyle kırılan çanak, bardak, tabakların gürültüsü olarak ifade ettiniz adeta. İşte NATO'ya atıf yaptınız, Gladio'ya atıf yaptınız. Böyle baştan başlayalım. Yani bir
Milli Güvenlik Kurulu akşamı olağan toplantılarından bir tanesi saatler sürüyor. Cumhurbaşkanı Demirel toplantıyı yönetiyor. Başbakan Erbakan Hoca ve 28 Şubat kararları diye Milli Güvenlik Kurulu'nun toplantı sonrasında gündeme bomba gibi düşen ve hatta Erbakan Hoca'nın imzaladığımı imzalamadığımı diye tartışmaları olan Emasya'dan Ali Kalkancılara, Fadime Şahinlere, Sisilere kadar bir süreç var. Nereden başlar sizde 28 Şubat? 1991'de. 1991'de başlıyor. 1991'de CIA Fethullah Gülen'le anlaştı. Yani daha önce de temaslar vardı. Yani 80 öncesi İran devrim öncesi Hümeyni'nin başlattığı halk hareketi Türkiye üzerinde de etkisini göstermişti. Fethullah Gülen'le o zaman CIA'nin dirsek teması vardı. CIA ile doğrudan teması çok daha önceleri, yani 70 öncesine de gider. Çünkü bunun askerlik dönemi, askerdeyken İskenderun'da da askerliğini yaptı. Telli muhabire istihbarat görevlisiydi, telefon dinleme görevlisi. Fuat Doğu, Fuat Doğu MİT müsteşarlığı yaptı. CIA ile yakın teması olan bir kişiydi. Dolayısıyla Fuat Doğu'yu tanımadan Fethullah Gülen'i tanımak çok mümkün değil. Onu bir defa bir not etmek gerekiyor. İkincisi, FETÖ'nün çok yakınlarından bir tanesi Kasım Gülek'ti. Kasım Gülek'i anlamadan da tabii CHP Genel Sekreteri. Yani Fethullah Gülen'in başından beri temasları var. Yani CHP ile Fethullah Gülen ilişkisi çok yine aynı şekilde 70'ten öncesine dayanır. Yine yani başka isimler de var burada. Çok o detaya girmeyelim ama yani 80 öncesi 78'lerde dirsek temasları vardı. 80'den sonra Kenan Evren bunu kendisinin koordine edeceğini, kendisine bağlı bir hareket olarak geliştireceğini söyledi. İşte zorunlu din dersleri falan oydu. Ama bu işin Kenan Evren'de olmayacağı, Özal'ın zaman içinde Amerika'nın çizdiği rotanın dışına çıkması Amerika'yı yeni arayışlara itti. Artık doğrudan Fethullah Gülen'le konuştular ve yeni bir süreç başladı. Esat Coşan Hocaefendi'yi de bu sisteme dahil etmek istiyorlardı. O şiddetle buna karşı çıktı. Hatta karşı tavır örgütlemeye çalıştı. Bana kalırsa 15 Temmuz'un öncü şehitlerinden biri, işte Muhsin Yazıcıoğlu ise birisi de Esat Coşan Efendi'dir. O dönemde ben Granfuller'le de görüştüm. O Muhsin'le görüştü, siz mi onunla görüştünüz? O benimle görüştü. Ben görüştüm deyince evet, sizden talep gitmiş gibi algılanmasın. Sonra Oda TV size manşete çekti. Yani bu görüşmede plan çok ne açıktı. Ne teklif etti? Yani İsrail'in varlık ve güvenliğine yönelik tehdit oluşturmamamız. Yani birlikte çalışabileceğimiz, ikimizin birbirine, iki tarafın Müslümanlarla Amerika'nın birbirine ihtiyacı olduğu, Müslümanlara rağmen bölgede bir şey yapmanın çok güç olduğunu ama kendilerine rağmen de bizim bir şey yapamayacağımızı. Onların aslında bizden istediklerinin bizim zaten yapamayacağımız şeyler olduğunu, yani aksini yapamayacağımız şeyler olduğunu, yani İsrail'in varlık ve güvenliğine yönelik tehdit oluşturursanız, yani buna izin vermeyiz anlamında şeyler. Bize vaat ettikleri de özgürlük ve refahtı. Dini pratiklerinizi özgürce yerine getirebilirsiniz. Ve siz yani refah istiyorsunuz ve özgürlük istiyorsunuz dini anlamda. Biz bunu size garanti edebiliriz ama siz de İsrail'in aleyhine bir söylem geliştirmeyin, ajitasyon yapmayın. Ama taleplerinizi de farklı kavramlarla, böyle şeriat falan diye değil, batılı kavramlar ve kurumlarla, demokrasi, insan hakları çerçevesinde dünyanın bir jandarmaya ihtiyacı var. Yani dünya barışının sağlanması gerekir. Onun için de Amerika'nın ve NATO'nun askeri ve stratejik hedeflerine yönelik bir tehdit oluşturmamamız. Diğer dini topluluklarla da çoğulcu, işte daha böyle diyalogçu, ortak bir zemin aramamız yönünde bir teklifleri vardı. Bu projeye Fethullah Gülen evet dedi. Burada önemli olan, ha bakın Fethullah Gülen ortaya çıkışı tam Soğuk Savaş'ın sona ermesi. NATO'nun yeşil tehlike
Ya kızıl tehlike yerine yeşil tehlikeyi, tehlikenin rengini. Ve bu BÇG Batı Çalışma Grubu işte bu program üzerine örgütlenmişti. Yani bir yandan Batı Çalışma Grubu'nu örgütlüyorlar, öbür yanda da ılımlı İslam'ı. Yani birisi havuç, birisi sopa. Peki şimdi tabii izleyicimiz merak eder. Ben de merak ediyorum. Size Granfüller'le görüştünüz. Nerede görüştünüz Granfüller'le? Size mi? Evinize geldiler. Şu haciz edilen evinize mi? Evet, o ev bana geldi. Ondan sonra Granfüller haciz ettirdi bakın sizi. Peki 28 Şubat'tan sonra ama şimdi haciz edilmişti. Şunu hemen bir anlatmamız lazım. Orada bir defa bir radikal İslam, tehdit olan işte düşman İslam üretildi ve bunların provoke edilip dışa vurdurulması İngiltere'de, Pakistan'da, Cezayir'de bir takım olaylar da şeytan ayetleri falan daha sonra gündeme gelecektir. Burada yani hepsi test etmek içindi bizi. Fethullah Gülen hareketi yeniden yapılandırılmaya çalıştı. Bunlar 80 öncesinden temasları vardı ama yeni yapılanma 91 yılından itibaren başlatıldı. Aslında Amerika Özal çizgiden çıktığı için onun yerine yeni bir siyasi oluşumun kurulması düşüncesindeydi anladığım kadarıyla. Ama Fethullah Gülen öyle düşünmüyordu. Her partinin içerisinde bizim adamlarımız olsun. Önce biz altyapımızı kurgulayalım, hazırlanalım. Zaten önceden gelen okullar, yurtlardan gelen öğrenciler var. Onları yerleştirelim. Süreç tamamlansın. Sonra biz kendi kadrolarımızı çağırır. Yeni bir siyasi parti kurar ve iktidarı ele geçiririz. Burada asıl kaygı duyduğu Fethullah Gülen'in anladığım kadarıyla NATO'nun bu yeşil tehlikeden söz etmesinden sonra Beçegevari İslam'a karşı oluşturulan bu İslami fobyanın da kökleri oraya gider. Bu yapının kendilerine de zarar vereceği endişesiydi. 1991'de yola çıktılar. 2000'lere gelirken kendileri artık istihbarat ya da finans, medya belli alanlarda belli kadroları hazırlamışlardı. Artık orduya sızmaları gerekiyordu. Orduya sızmadan, orduda güç olmadan bir siyasi oluşumun orduyla iktidar arasında çatışma doğuracağını, bunun da kendi hızlarını keseceğini düşünüyorlardı. BÇG kanadı ise İslam'ın ılımlısına da radikaline de karşıydı. Peki üstadım bir parantez açalım. Şimdi BÇG de eğer aynı yapıya hizmet ediyorsa. Birisi bizi bir kuzu yerine koyuyorlar. Biri elinde sopayla bizi mezbahaya götürmek istiyor. Öteki elinde bir tutam ot ve havuçla bizi. Hangisini yersin? Tamam. Brzezinski'de, Füller'de aslında aynı üst takılın ekipmanları değil mi? Tabii. Peki bunlar niye çatışıyorlar? Çatışıyorlar çünkü bir tanesi İslam dünyasına sopayla, öteki de havuçla yola getireceğini söylüyor. Yani yöntem farklı. Yoksa ikisi de bizi aynı yere götürmek istiyor. Birisi güç kullanarak, öteki de bizi kazanarak, Füller bizi kazanarak bir yere. Bunlara karşı biz sopa gösterdiğimizde onlar da inatlaşıyorlar ve saldırıyorlar. Çatışma çıkıyor. Bunlara iktidar ve servet verdiğimizde daha çabuk yumuşuyorlar, dönüşüyorlar. Böyle bir akıl üretmişler. Fethullah Gülen bu yeni aklın yeni taşeronu olacaktı. Peki biz bu arada ne yapıyorduk? Yani biz yani bu toprakların asıl sahipleri, biz, bu devleti ben kuran bunları, zihin. 93'te mesela Yörünge Dergisi'nde manşet oldu. Daha önce devlet üzerinden bu operasyon yönetilirken yani tam da Fethullah Gülen örgütlendiği zaman bu din benim dinim değil diye bir kitap yazdım ben. Daha çok o zaman Diyanet üzerinden bu operasyon sürdürülmek isteniyordu. Aynı şekilde devlet eliyle, hükümet eliyle bu işlerin yapılması söz konusuydu. Bu din benim dinim değil diye bir kitap yazdım. Evet. 93 yılında sanıyorum Yörünge Dergisi'nde Amerikano Mehdi, Amerikano İslam, dine karşı din ve o resmi din dersi kitaplarında nasıl İslam'ın tahrif edilmeye çalışıldığını anlattım ama herkes bunları komplo, biraz abartı olarak gördü. Daha sonra bu BÇG ile Fethullah Gülen'in yıldızı hiç barışmadı. Çünkü Amerika'da bugün Trump ve karşıtları arasındaki çatışma o kanatlar.
Yani bu doğrudan Fukuyama, Huntington, bugün gelinen nokta hepsi Bob, FETÖ projesinin bir İçinde parçası olduğu. Yansıması yani böyle bir süreç yaşıyoruz. Sonuçta Fethullah Gülen 2000'lere gelirken tamam biz hazırız dedi ama ordudaki Beçege'yi tasfiye edelim dedi. Yani onu varken biz iktidara gelirsek çatışma çıkar. Silah onlardaysa ha. olmasın. Onun için 28 Şubat öncesi Refah Yol Hükümeti'nin kurulmasına bu FETÖ hareketi kapı araladı. Yani Tansu Çiller bir gecede hidayete ermedi. Orada bu projenin komiseri olarak bulunuyordu. Meral Akşener'in de şimdi niye kaza yağlı kaza oturtulacak tehditleri bayanı, vardı. Yani niye davacı olmadı da şimdi daha iyi anlaşılıyor. Yani orada mesela bana göre Çevik bir filan da öbür tarafta gözüküyor ama o da bu taraftaydı. Fethullah Gülen'in Çevik bir'e isterseniz okulların anahtarını size vereyim demesi filan boşuna değildi yani. O başka bir plan. Çünkü Çevik bir üzerine de epey yatırım yaptılar. Somali'ye gönderdiler, Bosna'ya gönderdiler. Yani İslam ülkeleri Afrika'da, Balkanlar'da onu bir lider pozisyonda yükseltmek istediler. O da aslında yavaş yavaş Antalya'da filan bayram namazları filan kılma talimleri yapıyordu. Yani durup dururken bu işler olmuyor. Refah Yol Hükümeti'nin kurulmasının sebebi ordu içindeki Beçeke'nin tasfiye edilmesiydi. Burada iki tane şimdi çok... Mevcut yönetimde yapamaz mıydılar onu? Yapamazlardı. İşte nasıl susurluk yaşandı, o süreçteki çatışma nasıl ortaya çıktıysa FETÖ gelince de bu çatışma ortaya çıkacaktı. FETÖ dikensiz gül bahçesine girmek istiyordu. Beçeke'ye karşı en fazla eziklik hisseden, acı çeken kimdi? Dindar çevreler. Erbakan'ı iktidara getirirsen, onu da başbakan yaparsan, Erbakan o kesimi tasfiye ederdi. Tansu Çiller burada projenin komiseri olarak bulunuyor. İşi bittiğinde Erbakan bir bahaneyle hükümet alaşağı edilebilirdi. Evet. Hükümetin iktisadi problemlerle boğuşmaması için de havuz politikası mesela ayrıca içeriye eklemlendi. Bu süreç içerisinde sürekli Erbakan tahrik edildi. Mesela bunlardan bir tanesi Osman Pamuk'un. Osman Özbek. Osman Özbek'in bir askeri kışlada Erbakan ve Suudi Arabistan kralı hakkında sarf ettiği sözler video. Ne söylemişti? Yani, İzleyelim mi? Çok kısa bir veterimiz var. Hatırlayalım yani. Şahitlik yaparak. Bakın bu görüntüyü kim nasıl çeker ve medyada nasıl servis edildi? Ve neden servis edildi? İzleyelim. Evet kıymetli izleyenler. Dönemin başbakanına o dönemin paşalarından biri bakın nasıl sesleniyor. Şimdi Arabistan almış Mekke Medine'yi yerine haç düzenledi. Bakın şimdi gazetelerde de var. 90 yılında efendim 1426 ölü haçta. Niye? Araplar yüzünden. Ya 1426 ölü olur mu? Bunun 426'sı Türk. Ya şimdi Pakistan'ımızın kendisi hacılarını gönderiyor, analarımızı, babalarını. Araplar ölürsünden mi gönderiyoruz ya? Yapamıyorsan bırak kardeşim bu organizasyonu. Ama Türkiye'den gelenlere broşür veriyor eline. Verilen broşürü okudunuz herhalde. Televizyon bahsetti. Milletvekilimizin birisi açıklıyor. Ne yazıyor? Müslüman ülkede şeriat dışında bakın aynen Arapların derdiği. Şu anda da bizim bir büyüğümüz orada torunuyla beraber misafir. Takdirlerinize bırakıyorum. Diyor ki bir ülkede şeriat kanunları dışında başka bir kanun varsa sen dinden çıkmış olursun. Vay vay vay. Allah mısın? Nesin? Kim sana bundan söylüyor? Hani Arap gibi olacaksın. Arapistan gibi olacaksın. Ulan ezerek. Dinle krallık var mı arkadaşlar? Bana bir söyleyin ya. He? Adam olan o kralla gidip misafir olmaz. Kusura bakmasın. Adam olan dinle. Sülalesinde oraya devletin dinlemesini kirarayım da misafir olmaz. Ben bunu kabul etmiyorum. Başbakan değil, bilmem ne bakan olsun olsun. Etmiyorum. 13 sene ben FETÖ'yle mücadele etmişsem, Allah mısın? Nesin? Kim sana bundan söylüyor? Hani Arap gibi olacaksın. Arapistan gibi olacaksın. Ulan ezelek.
Din de kraldır, var mı arkadaşlar? Bana bir söyleyin ya. He? Adam olamam, krala gidip misafir olmaz. Kusura bakmasın. Adam olayım, gidip de sülalesini oraya, devletin demesini kiralayıp da misafir olmaz. Ben bunu kabul etmiyorum. Başbakan değil, bilmem ne bakım olsun olsun. Etmiyorum. 13 seneden ne kadar mücadele etmişsem, ne kadar mücadele ediyorum. Evet. Şimdi bakın, biz bu görüntüleri kendimiz çekmedik. Evet, birileri çekti. Bu görüntüleri hadi birileri çekti. Bu görüntüler nasıl medyaya servis edildi? Medya bunu hangi cesaretle yayınladı? Bunlar tamamen planlanmıştı. Al gülüm, ver gülüm. Maksat Erbakan'ın harekete geçmesini sağlamak için bir bu fünye. Neyi harekete geçirmek istiyorlar Erbakan'ı? Erbakan harekete geçsin, Beçege'yi tasfiye etsin. Ha, yani ordunun içerisindeki Beçege'yi, Beçege'yi tasfiye etmiş, Erbakan Hoca'nın harekete geçmesi Sultan gerekiyor. Sultanbeyli Paşa'sı da böyle, hı-hı, bu da böyle. Daha başka örnekler de var. Hı-hı. Aslında bu hükümet kurulurken, bu hükümetin arkasında bir de görünmeyen koruma kalkanı vardı. Devletin görünmeyen güçleri vardı. O görünmeyen güçlerine karşı görünmeyen başka bir kontr güç oluşturmak gerekiyor. O yapıya karşı. Evet, aynı zamanda medya, borsa, finans piyasasında iş yapan, borsayı manipüle eden spekülatörleri de yola getirmek için medya ve sivil toplum aktörlerini de. Çünkü o zaman bir beşli çete de vardı. Evet. Yani daha sonra 28 Şubat'ta o briefinglerle mayalandırılan kadrolar vardı. Onlar eğer harekete geçecek olsaydı onları yola getirmek üzere Çatlı'da örgütlenmişti. Çatlı'da bu projenin, yani Susurluk, hani Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı. Yani bakın o arabada Beçege direnirse, Beçege eğer direnirse Erbakan harekete geçtiğinde ya da borsayı falan manipüle etmeye kalkarlarsa birileri devreye girecekti. Evet. Onlara görev verilecek olursa. Arabada kimler vardı? Çatlı vardı, MHP'li. Evet. Bucak vardı, DYP'li. Evet. Zaza, aşiret reisi. Evet. Yanında Hüseyin Sosyalist Kocadağ. Alivi, emniyet müdürü birisi vardı. Kocadağ. Kocadağ, evet. Onun yanında da Gonca Us vardı, manken kız. Tam işte FETÖ bu. Böyle bir şey. Herkes var işin içinde. Şimdi şöyle mi diyelim? Yani şimdi Çatlı hakikaten enteresan bir isim. Yani yakın tarihle alakalı. Hani MHP kökenli olması hasebiyle de belki belirli yanlış anlaşılmalara fırsat verilmemesi adına. Hani bu da FETÖ'nün içinde dediğimiz zaman bu yanlış anlaşılma tavan yapar. Yani FETÖ'nün planı dahilinde Erbakan Hoca'nın liderliğinde, Erbakan, siyasi önderliğinde eğer Beçege'ye karşı harekete geçecek olursa ve Beçege'nin bir takım unsurları da Erbakan'a karşı harekete geçecek olursa Erbakan'ı hükümetini koruyacak olan silahlı güç, görünmeyen bir güç var. Ha, Erbakan harekete geçmedi. Niye? Çünkü bu olayla Erbakan'a rahmetli hoca neyi gördü? Erbakan'a başka bir ses kaydı ulaştı. Bu ses kaydı bize de bir şekilde geldi. Bu Beçegeliler bir toplantı yapıyorlar. O toplantıda diyorlar ki Erbakan harekete geçecek olursa bize karşı biz de halkı sokağa dökelim. İşçileri, memurları. İşte bu beşli çete dediniz. Evet, yani herkesi sokağa dökelim ve hükümeti, piyasayı manipüle edelim. Hükümet bir yandan iktisadi kriz, bir yandan sosyal olaylar, bir yandan siyasi kriz orduyla çatışma ortamında istifaya mecbur ederiz diyor. Peki Ali Kalkancı, Fadime Şahin, Aziz Mendiler olayı da Beçege'nin bir operasyonu mu? Tabii onlar Beçege'nin, Sisi ve Tuncay Güney'in. Hı-hı. İşte bu o operasyonun bir parçası. Tabii adım uyguluyorlar. Bir tanesi diyor ki peki bunları sokağa çıkartırsak, kontrolden çıkarsa hareket diyor. Yani biz kontrol edemeyecek olursak. Birisi de diyor ki bu felaket olur diyor. Yani bu felaketin büyüklüğü ne? En kötü senaryo ne diyor? Yani kontrolden çıkarsa ne olur diyor. Yani 100.000 kişi hayatını kaybedebilir diyor. Bir başkası da diyor ki rejimi koruma adına gerekirse bu bedeli ödemeye hazır olmalıyız. Bunu bile göze alıyoruz. Evet.
Erbakan'a bu ulaşınca bakalım kanlı mı olacak, kansız mı dedi. Anlatabiliyor muyum? Grup toplantısında. Evet, yani tarihi ben görüşme. Kan dökeceğim demedi. Bu adamlar gözleri dönmüş. Bunlar kan dökmeye. Onun için Osman Paşa hakkında disiplin soruşturması bile açmadı. Tazminat davası açmadı. Yani Tayyip Erdoğan geçen gün kim hakkında açılan davaya müdahillik talebinde 15 Temmuz'la alakalı bunun, tüm davalar. Yani kendine hakaret eden kişi hakkında Erbakan hiçbirisi hakkında idari soruşturma açtırmadı. Hukuki soruşturma açılmadı. Cezai soruşturma açılmadı. Çünkü bu adamların gözü dönmüştü. Erbakan ekonomiyi dengelemeye çalışıyordu. Barışı sağlamaya çalışıyordu. Ama birileri bunu istemiyordu. Türkiye'nin yoksullukla imtihan edilmesi gerekiyordu. Şiddetle imtihan edilmesi gerekiyordu. Erbakan Hoca sabrıyla harekete geçmeyince, kapılmadı. Erbakan harekete geçmeyince, hatta bu sözden dolayı Erbakan'ın sanki kan dökeriz demiş, dermiş mi, gibi, evet. Tehdit etmiş gibi suçladılar. Ama bu arada BÇG, Erbakan harekete geçmediği için, artık bu işler de deşifre olduğu için harekette geçti ve çatlı ortadan kaldırıldı. Daha sonra da o bir dakika karanlık eylemleri başladı. Pencereler vuruldu. Yani tabii sanırım. Bunlar bir bilindik. Yani Gezi daha sonra daha da gelişerek Gezi'de bunların uygulanmasını göreceğiz. Böylece 28 Şubat'a giden yol Fethullah Gülen'in orduyu ele geçirme operasyonu ile BÇG'nin hayır eğer bir tarikat gerekiyorsa onu kuracak olan da biziz anlayışı. Yani halkan ki sen FETÖ ile geliyorsun. Evet. Bu iş bir tarikatla da olacaksa biz BÇG olarak bu tarikatı kuralım tamam, diyor. Tamam işte. Neyi kuruyorlar? Kalkancı tarikatı böyle kuruldu. Yani Fethullah Gülen'e ihtiyacımız yok gibi Sisi ile Tunca ile bunu hallederiz diyor. Fadime yani ya. Böyle bir aslında görünmeyen yani derin gerçek başka bir şekilde yaşanıyor. Sonuçta tabii Erbakan istifa edecek yerine Çiller gelecekti. Hoca'yı istifaya zorluyorlar bu kez. Tabii ama Demirel bu defa görevi sayısal çoğunluğa değil, evet. Kendi takdirine olarak takdiriyle başka Mesut Yılmaz'a veriyor. Şimdi burada aslında başka bir ilginç nokta var. Darbeye gerekçe olarak Kudüs mitingi gösteriliyor. Evet, Kudüs gecesi, Sincan'da. Kudüs, evet, miting dedi, kapalı spor. Kudüs gecesi. Kapalı salon toplantısı. Şimdi oradaki hikaye de şu, o toplantı Kudüs platformu tarafından düzenlendi. Ben Kudüs platformunun sözcüsüyüm. Kudüs platformu bu Sincan'da yapılacak toplantıda benim konuşmamı karara bağladılar. Bu olaydan 10 gün kadar önce ben Samatya'da küçük dilimden bir operasyon geçirdim. Horlama sebebiyle mukozadan... Apnesendromu mu vardı? Evet, bir parça alındı. Ve bir hafta sonra da o günlerde ben NTV'de televizyon programı yapıyordum. Bir hafta sonra o programa katıldım. Ama programı fazla uzatmadık. Ben sesimi de çok fazla yükseltmedim. Doktor çünkü dikiş var. Yani çok gıcık yapar. Abse yapabilir falan dedi. Ondan sonraki haftada tam da biz darbeleri konuşuyorduk. Yani 28 Şubat öncesi darbe olur mu? 5 kişi mi 6 kişi mi vardı tartışmaya katılan? Daha Ak Yol'da vardı mesela. Başka kim vardı? CHP'den Ercan Karakaş vardı. Taha Akyol, Ataol Behramoğlu, sağdan soldan herkes vardı. Yani ve sabah 3'e kadar sanıyorum çok sert tartışmalar oldu. Darbe olur mu olmaz mı, JITEM var mı yok mu falan. Tabii benim bu küçük dilimdeki dikişlerde apse yaptı. Sabah kalktığında hiç sesim çıkmıyordu. Akşam da toplantı olacaktı. Sincan'daki Kudüs gecesi. Yani şimdi o zaman şimdiki gibi haberleşme imkanları yok. Salon tutulmuş, davetiyeler gönderilmiş. Aradım dedim ki istiyorsanız gelin ama hiç sesim çıkmıyor diye konuşuyorum. Ya, hanım yardımcı oluyor bazen. Platformu da aradım dedim ki yani
git diyorsanız gideyim ama hiç sesim çıkmıyor. Daha sonra dediler ki ya salon tutulmuş, davetiye gönderilmiş, insanlar gelecek. Bari o orada Kudüs'le ilgili birkaç kişi konuşma yapsın, parti çevresinden birilerini davet edelim. Nurettin Şirin de ben giderim demiş. Nurettin Şirin de gidiyor. Bir hafta önce şehitler gecesi yapmışlardı orada. İran konsolosundan bir takım işte orada pankartlar vardı, şiir okuyanlar vardı, ezgi söyleyenler vardı, tiyatrolar vardı. Şehitler gecesinde Ankara'da yapılan şehitler gecesinin ekibine diyor Ankara'ya geliyorsunuz. Kudüs gecesi yapıyoruz. Yani Ankara'da yaptığımızı Sincan'da yapıyoruz diyorlar. Nurettin Şirin gitti. Bu programı yaptı ve tabii 7,5 yıl Nurettin Şirin. Ben bu arada sürekli diyorum ki bu toplantıyı ben yaptım. Ama benim hiçbir zaman ifademi almadılar. Yani beni sanık da yapmadılar. Çünkü bu suçu partiye, bu bir suçsa bunu partiye yıkmak istiyorlar. Sincan Bekir Yıldız Belediye Başkanı'ydı, oradaydı. Yani o da yani konuk olarak gelmişti. Zaten İran Kültür Merkezi'nden afişler, pankartlar falan gelince İran konsolosu da gelmişti. Benim ortaya çıkıp bunu ben yaptım demem halinde partiyi suçlayamayacaklar. Aslında İran'ı suçla, dertleri o da değil. Ya yani her ne kadar Nurettin Şirin içeri girdiyse Bekir Yıldız'ı da alıyorlar. Sırf Bekir Yıldız'ı almalarının sebebi partiyi sorumlu tutmak için. Ve beni bugüne kadar da yani 28 Şubat davasında da ne sanık ne tanık olarak dinlemediler. Ben iki ay önce ya dedim el ele eylemini ben düzenlemiştim. Yani benim gazetem bütün bu hareketleri manşete çıkıyordu. Meydanlarda konuşan bendim. Yani beni dinlemeden böyle bir yargılama olur mu? Neyse iki ay önceki duruşmada müdahilim kabul edildi ve ben de ifade verdim. Yine bu duruşmada 2-3 gün önce duruşma, Ankara'da yeni duruşma vardı. Orada 20 sayfalık ekleriyle birlikte yeni bir ek ifade verdim. İlnur Çevik katılmıştı bu defa. Aslında Tansu Çiller'e geçen duruşmada, bundan önceki duruşmada zorla getirme kararı verilmişti. Tansu Çiller'in gelmesi bekleniyordu. Tansu Çiller yine gelmedi ama sanıyorum önümüzdeki ay, Mayıs ayın önümüzdeki duruşma, Mayıs ayında sanıyorum. O zaman uzaktan telekonferansla duruşmaya katılacaklar. Epey soru gelecek zannediyorum kendisine. Şimdi Sincan'da Kudüs gecesi. Bu ara Fadime Şahin, Aczi Mendiler, Ali Kalkancı olayları ayyuka çıkmış. Rize eski milletvekili Şevki Yılmaz'ın kasetleri dönüyor. Geçmişte tabii, yaptığı tabii, konferansların başını, yani sonunu, ortasını... ılımlısına, radikaline baktığı yok. Evet. Malzeme, bulduğu ne varsa kendi amaçları doğrultusunda kullanabileceği saldırıyor. Hasan Hüseyin Ceylan'ın Hasan Mezarcı'nın konferansları tabii, vesaire, herkes, kasetler, Reha Muhtarlar, yani ben fecaat bir dönem. 500 yılı geçmişti benim hakkımda istenen ceza o dönemde. Yani abuk subuk bir durum ortaya çıkmıştı. Erbakan harekete geçmeyip hükümet düşünce... Bu ara ama Fethullah Gülen'i orada es geçmeyelim FETÖ'ye. Diyor ki beceremedin çek git diyor. Becermesi gereken neydi? Oraya gelelim. O manşet de var. Zeyd onu bunu bulursanız... Bakın o becermesi gereken... Neyi beceremedi? Ülkeyi mi yönetemedi? BÇG'yi tasfiye etmesi gerekiyordu ki Hoca Efendi dikensiz gül bahçesine girsin. Yani ondan becermesini bekledikleri. Bakın Erbakan gittikten sonra kurulan hükümet, beceremediniz artık bırakın. Ve hemen arkası arkasına Fethullah Gülen diyecektir ki okulları da ben size devredebilirim diyecektir. Sonra Pensilvanya'ya gidecektir. Fethullah Gülen gidecek, yeni hükümet kurulacak. Tabii o ara FETÖ Türkiye'nin çok önemli televizyon kanallarından birine çıkıyor ve konuk olarak Erbakan Hoca ile alakalı bu zemini güçlendirmek için bir şeyler söylüyor. Neydi? Onu kıymetli izleyenler hep beraber izleyelim. Sanırım 3 numaralı VTR Zeyd. FETÖ o dönemde Erbakan için ne dedi? Üstadın dediği gibi BÇG'yi tasfiye yönünde harekete geçmeyince oyunu gören Erbakan Hoca'yı iktidardan etmek için neler söyledi? Aranızda bir gerginlik mi var? İslamiyet'e zarar verici davranışlar. Bakın ne kadar enteresan değil mi? Şimdi bakın... Yani İslami
öğeleri ön plana çıkarıyor diye Erbakan Hoca'yı hedef alanlar, bir yandan da Gülen'in tezlerini sağlam zemine oturtmak için biz dini konularda onunla anlaşıyoruz. O çok sert. Sonra Fethullah Gülen Amerika'ya götürülecektir. Çünkü Çatlı'yı tasfiye eden ekip Gülen'i de tasfiye edebilir. Onun hayat garantisini sağlamak yani, gerekiyordu. Çatlı'nın Susurluk kazasıyla hani devre dışı pasifize edilmesinden sonra o ekibin Gülen'in can emniyeti kalmamıştı. Kalmadığı için Amerika'ya götürüldü. Hı. Orada Amerika doğrudan himayeyi aldı bu zatı. Başka bir şey daha oldu. Yeni kurulan hükümete ilginçtir. Mesela MHP de katıldı. Evet, ona sol M hükümeti oldu. Ecevit de katıldı. Hı hı. Hani Fethullah Gülen şefaat edecek bir kişiye Ecevit'e kontenjan verilse, hı hı, Ecevit'e şefaat ederdim diyor. FETÖ'yü tehdit edenler Ecevit'i iktidara getirdiler ama Ecevit canını zor kurtardı. Yani hastaneye gidiyordu. Ona da gel şuraya otur dediler. Gözümüzün önünde dur. Herkesi aldılar. Zaten Refah Partisi hakkında dava açılmıştı. Evet, Refah kapatma davası. Diğerleri vardı. Yani büyük ANAP'ın da tamamen böyle dibine kibrit suyu döktüler bu şekilde. Burada başka bir şey daha oldu. APO'yu Türkiye'ye iade etti. Evet. Çünkü yeni kurulan hükümete bir itibar kazandırmak, bir güven uyandırmak gerekiyordu. MHP'ye rağmen, MHP'nin de imzasıyla ipten kurtarıldı. Evet, idam kaldırıldı. Bakın BÇG kendi hamlesini yaptı. Fethullah Gülen Amerika'ya gitti ve Brzezinski kanadı bu defa Abdullah Öcalan'ı Türkiye'ye vererek bu hükümete elini güçlendirdi. Evet, bu hükümetin elini güçlendirdi. BÇG korudu kendi yerini yani. Tabii, sistemini yani koruyor bütün, hala. Bütün bunlar bir oyundu. Hı-hı. Mesela Fethullah Gülen gitmeden bir hafta öncesinde aleyhine yayınlar başladı. Arkası arkasına yayınlar yapılıyor. Fethullah Gülen gitti. Bu defa yayınlar benim aleyhime başladı. Bir hafta süreyle sürekli aleyhime haberler yapılıyor. Çünkü benim de gitmem isteniyordu. Ben birinciyi BÇG yapıyordu, Brzezinski kanadı. İkinciyi bu defa Fethullah Gülen'in arkasından beni de oraya götürüp bir yandan tavşana kaç, tazıya tut diyorlar. Yani ben kaçsam öbür tarafta beni kucaklayacak olan birileri var. Siz ama hicreti tercih etmiyorsunuz. Gitmeyi tercih ediyorsunuz. Hicreti tercih edebilirdim ama bunda bir oyun olduğunu gördüğüm için. Yani kapıyı bu kadar çok açıp orada da gel gel demeleri beni işkillendirdi. Ya orada başıma çorap örecekler ya da beni kendi değirmenlerinde öğütecekler. Onun için ben gitmeyeceğim dedim. Mesela daha önce 12 Mart'ta mahkum olduğumda yurt dışına kaçmak için İstanbul'a geldim ben. O zaman beni kimse gel gel demiyordu. Ben kendim gitmeyi düşünüyordum. 74 affında içeri girmeden kurtardım ama ben kendim bir şeye karar vermiştim. Burada biri kovalıyor, birisi de gel gel diyor. Siz bunu gördünüz. Ben tamam, Fethullah Gülen gitti. Arkasından bana başladılar. Bu bir oyun. Ve ben gitmemeyi tercih ettim. Ve benim hakkımda yapılan yayınlarla ilgili davalar açmaya ve onlara karşı cevaplar vermeye başladım. Çünkü o zaman da işte medyada... Temel Saik neydi sizinle alakalı? Mesela sizi neyle itham ediyordu? Almanya'da yaptığım konuşmalar, Atatürk'le ilgili daha önce söylediklerim, Rıza Nur'un hatıralarının yayınlanması, mesela Erbakan'a verilen muhtıralardan bir tanesi, Dilipak'ı beraat ettiren hakimin Adalet Bakanlığı tetkik hakimi olarak atanması konusunda doğrudan Erbakan'a Demirel'in yazdığı mektup var. Yani bu tür bir takım tezgahlar da dönüyor işte etrafında. Türkiye düşmanı ki anti-Kemalist, yani bir sürü ne dona varsa kullanıyorlar. Benim bakın Diyanet yayın fuarlarına katılmam bile engellendi. Kitaplarımı artık dağıtımcılar dağıtmıyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Diyanet Fuarı'nda benim imza yapmam ya da kitaplarımın yayın evlerinin Diyanet Fuarı'nda benim kitaplarımı satması yasaklandı. Tam bir tecrit. Yani burada sana nefes aldırmayacağız diyorlar. Bir de açık kapı gösteriyorlar. Ve ben buna rağmen gitmedim. Yani arkasından evim haczedildi. Güven Erkaya
davasında. O da 2 ay önce evim bana yeni döndü daha. Bu arada tabii Fatih Çarşamba'da hani o meşhur sarıklı çarşaflı avları vesaireler. Yani azimendiler olayı da yaşanıyor. Zikir görüntüleri. Tabii Fadimeler meselesi. Arkası arkasına. Ellerindeki arşiv ortada. Bunları istedikleri gibi kullanıyorlardı. Tabii Erbakan'a karşı uyguladıkları ama çok tabii hoş şeyler de oldu bu arada. El ele eyleme mesela. 5 milyon insan el ele tutuştular. Yani bütün Türkiye bir uçtan öbür uca bir insan zinciri. 5 milyon insanı sokağa çıkartıyorsunuz. Kimsenin burnu kanamıyor. Bir tek vitrin kırılmıyor. Yani biz hendek kazmıyoruz. Taş sopalarla ne insana ne mala zarar veriyor. Tabii bu eylemlere de FETÖ ekipleri alttan da olsa destek veriyor doğal olarak. BÇG karşıtı olan her şeye o süreçte. Doğrudan bize destek vermiyordu çünkü kendi sessiz kaldılar ya da işte medyada haber olarak geçtiler. Yani bizi idealize eden bir uslup içine de girmediler. Yani zaten o dönemde benim lehime ve aleyhime yazı yazmayı yasaklamışlardı. Çala Daktilo diye Oliver Arca Kaptan'ın bir kitabı var onun son makalesinde. Benimle ilgili adımı yazısında geçirdiği için işine son verdiler. Onu dipnot olarak yazar. Yani Fethullah Gülen daha önce mesela ben Amerika'dan Human Rights Watch'tan Herman Hamlet İnsan Hakları Ödülü aldım. Fethullah Gülen'den de Hoşgörü Ödülü almıştım. Yani onlar beni kazanmak istedikleri dönemde 1990'ların başında benden yararlanmak istiyorlardı. Ama bunun mümkün olmadığını görünce adımın gazetelerinde, yayın organlarında geçmesini yasakladılar. Leh ve aleyhte asla. Sonra tekrar ne olduysa Amerikalılar, işte Graham Fuller falan karşınıza almayın, Dilip Ak delidir, inatçıdır falan mı dediler. Arada birkaç defa televizyon, radyolarına çıktım. Tekrar hemen yasakladılar. Çünkü ben lafımı da esirgemiyorum nerede olursa olsun. Bana bir şey sorulursa cevabını da veriyorum. Çok kısa dönemlerde böyle bir iki defa küçük hatalar yaptılar beni. Yayın organlarına, dergilerine ya da gazetelerine konuk ettiler. Küçük bir zaman diliminde. Sizden istenilen tam vazife neydi? Yani siyasi oluşumun içinde olmanız mı, fikri oluşumun içinde olmanız mı? Ya o siyasi hareketin içinde orada yani Fethullah Gülen daha çok sosyolojik ve teolojik olarak bir yerde duracaktı. Ama bu işin bir de siyasi boyutu vardı. O siyasi yönde sanıyorum benimle beraber olmak istiyorlardı. Yani değişik benden ibaret de değil, başkaları değil, tabii, da vardı tabii. Bu harekette. Sizin bir de Tayyip Erdoğan'dan da mesela daha sonra AK Parti kurulmasında BOP çerçevesinde ona yüklenmek istenen şey tamamen siyasi yönüydü ve askeri yönüydü bu işin. Çünkü AK Parti örgütlenme süreci bu projenin yani BÇG'nin başarısız olmasından sonra yeni bir siyasi seçime doğru süreç başladı ve AK Parti'nin tekrar FETÖ'cüler tarafından nasıl kuşatılmaya çalışıldığı, Tayyip Erdoğan'ın siyasete girmesinin engellenmeye çalışılması. Yani o onsuz olmuyordu Anadolu'daki teşkilatlanmayı. Beceremiyorlar. Abdullah Gül Ankara'da, Bülent Arınç Ankara'da. Bülent Arınç duygusal bir insan. Aile bağlarıyla da bu çevrelerle bir takım temasları var. Abdullah Gül daha diplomatik. Dışişleri Bakanlığı yapmış, bakanlık. Yani bir yurt dışı tecrübesi var. Dil çok iyi dil biliyor. Tayyip Erdoğan dil bilmiyor diyorlardı. Zaten bilmesine gerek yok. İki kelimeyle işi hallediyordu. Bir de radikal buluyorlardı. Aklıyla dili arasında fazla mesafe yok. Yani adama bir şey söylersen olmaz öyle der. Kestirir atar. Süreç tıkanır diye Tayyip Erdoğan'ı. Onun için o Kasımpaşalı dediler. Halk da onun için sevdi onu. Ya ben de Kasımpaşalı diyorum ama aynı şeyi söylüyoruz. Ama birileri Anadolu insanını aşağılamak için bunu söylüyor. Ama ben Anadolu'dan bir insan olduğu, içimizden biri olduğu için. Yani Kasımpaşalı olduğu gibi ne bileyim Çemişgezekli de olabilir. Şimdi bir de siz o dönemde ortadan kaldırılması gereken listeler falan vardı. Yani 19 kişilik bir isim vardı. Siz onun içinde yani adı geçen da vardı. Ondan önce de ben Almanya'da, Hollanda'da, Belçika'da
bir ay kadar Ali Bulaş'la beraber gitmiştik. Çünkü Ali Bulaş'ın da adı vardı. Yani BÇK kanadı da bizi tehdit ediyordu. FETÖ'cüler de tehdit ediyordu. Yani kimseye yaranamadık. Ama tabii önemli olan Allah'ın rızasını kazanmaktı. Yurt dışında kaldım bir dönem. Daha sonra Ergenekoncuların da listesinde vardım. Daha sonra FETÖ'cülerin daha açıklanmayan listeler var. İnfaz listeleri var. Öğrendiğim kadarıyla onların da listesinde vardı. BÇG nerede hata yaptı tam olarak? Yani tamam stratejiler kurdu, düzenekler hazırladı. Yeri geldiğinde de patlattı bunları ama... Bir defa yerli değildi, sosyolojik tabanı yani yoktu. Halkı hep karşısına NATO adına hareket ediyordu. İslam'ı, Müslümanları laiklik ve Kemalizm adına tehdit olarak görüyordu. Kendinden de çok emindi. Vururuz, alırız, ezeriz, geçeriz. Yani Erbakan'a işte bu hakaretlerden sonra Hürriyet'in manşeti daha ağırını da işitmeye hazır olun şeklinde manşetler atıyorlardı. Aşırı özgüven vardı kendilerinde ve öfke kusuyorlardı. Öfkeleri akıllarından büyüktü. Yani aşırı güven patlaması da var. Aşırı yani bir güç zehirlenmesi de vardı. Ya akılsızca şeyler yapıyorlar. Ama FETÖ, BÇG'yi daha sonra hem deşifre etti hem Ergonekon sistemin ve dışına attı. Bunu da gördük. Bakın daha önce Abdullah Gül döneminde tezkere geçseydi Ergonekon ve Balyoz'da yargılananlar o gün Irak'a operasyona gönderilecek. Orada başlarına çuval geçirilecek. Daha sonra da FETÖ'cü subaylar gidip onları kurtaracak. Onlar emekli edilecekler. FETÖ'cüler kahraman olacaklar. Doğrudan onların yerine gelecekti. Yani BÇG bu şekilde tasfiye edilecekti. Tezkere geçmeyince yine boşlukta kaldılar. O zaman şöyle bir yorum yapabilir miyiz? Erbakan Hoca'ya BÇG'nin operasyon olarak devlet sistemin dışına atılması için yapmasını istediği şeyler Erbakan Hoca yapmadı. Bunu bir kenara koyalım. Evet. Ama yıllar geçtikten sonra Erdoğan liderliğindeki Türkiye'de Erdoğan, tırnak içinde bu ifadeyi kullanıyorum, FETÖ yapılarıyla bu manada işbirliği yapıp BÇG'yi tasfiye mi etti? Yani hayır, NATO'nun hayır. Böyle bir yorum yapılabilir hayır, mi? Hayır. Çünkü, onun siyasi liderliğinde Ergenekon operasyonları Tayyip var. Erdoğan'ı yaraladılar davayla. Muhtar bile olamaz ama dediler. Genel başkan olabilir. Evet. Yani davulu Tayyip Bey'in sırtına veriyorlardı. Tokmak kendi ellerinde olacaktı. Dolayısıyla kısıtlanmış bir siyasi özgürlük hareket kabiliyeti alanı yoktu. Evet, yani kendi lehlerine kullanabilecekleri bir pozisyon üretmeye çalıştılar. Abdullah Gül tezkereyi geçiremeyince ki orada bana destek verdi mecliste ve olaylarla ilgili olarak Yalçın Bayır, Abdullah Çalışkan tezkere sürecinde bana destek verdiler. Bu artık gizli bir şey değil. Bunun üzerine... Siz eliniz kanlı mı diye falan meclisin kapısını buluyordunuz. Milletvekillerin ellerini, bakanların ellerini kokluyordum. Şanar'da beraberdik. Evet, 1 Mart tezkeresi geçmesin diye. Bu tezkere olayından sonra dediler ki Abdullah Gül yapamadı bunu. Tayyip Erdoğan'ı geri getirelim. Tayyip Erdoğan'ı geri getireceklerdi ama yani artık başbakan olarak görev alması. Bu arada seçim bitti. Karar veremediler. Seçim bitince bu defa Tayyip Erdoğan'ı, bakın Erbakan İsviçre'ye kim gönderdiyse Allah onların sırtında getirdi. 15 geri Temmuz'da geldi. Tayyip Erdoğan'ı kim yok etmek istiyorsa onların kanalından Tayyip Erdoğan halkı Deniz Baykal böyle bir hukuksuzluk olmaz. Tansu Çiller nasıl Erbakan Hoca iktidarı taşıdıysa Tansu Çiller bir gecede hidayete erdiyse şimdi hidayete erme sırası Baykal'a gelmişti. Çünkü Baykal'ı Cumhurbaşkanı yaparız. Üçlü kararname, ikili kararname ile Tayyip Erdoğan kendi özel kalemini bile atayamaz. Yani önünde Baykal olacak, arkasında MİT ve Emniyet İstihbaratı ele geçirilecek, zaten geçirilmişti. Tayyip Erdoğan kafeste aslan gibi oraya oturtulacak, mecbur bırakılacak. Büyük Orta Doğu projesi çerçevesinde öncelikle de 22 ülkenin rejim, sınır ve iktidar yapıları değiştirilecekti.
Ama seçim, bu arada bu müzakereler yapılırken seçim oldu. Seçim olunca ne yapacağız dediler. Olsun, işte Baykal'a gelmişti Hidayet Ermez sırası. Yasa değişikliğine gidildi. Daha doğrusu yemin etmiş bir milletvekilinin milletvekilliği düşürüldü. Bir başkası istifa etti. Bir ilin hiç milletvekili kalmadı diye bir yasa geçirildi. Bunun Anayasa Mahkemesi'ne falan gitmediler. Engelleme yapmadılar. Sonuçta Tayyip Erdoğan sonucu belli bir seçimle, tek başına yapılan bir seçimle meclise sokuldu. Tabii başbakan oldu ama iplerin koptuğu gündür o, Abdullah Gül'ün Çankaya'ya gönderilmesi. İplerin koptuğu gün, evet, Gül'ün tabii, Cumhurbaşkanı olması. Tabii, normalde tabii. Plan, yani onların kafasındaki Baykal'ın Cumhurbaşkanlığını, evet, artık alması. Artık Beçege'nin tasfiyesi için de Ergenekon ve Balyoz davaları, hazır, bu, ses kayıtları, valizlerde, yani fabrikasyon belgelerle Baransu. Orada üç grup vardı. Bir kısmı gerçekten kripto suçlu. Ama onlar tamam Hoca Efendi ile beraber yola devam edeceğiz derlerse suçu ondan sonraki gelen ikinci gruba yıkacaklardı. Günah keçisi olarak. İkinci gruptakiler daha çok profesyonel, doğrudan bu hareketin içinde olmayan ama FETÖ'nün önünde engel teşkil edenler. Üçüncü gruptakiler de tam günah keçileri. Yani astsubaylar, böyle albay altı. Bir tanesi orgeneraller seviyesi, tepedeki isimler. Ötekiler tuğgeneraller vesaire seviyesi. Bir tanesi ya da tuğgeneral albay kısmı. Öbürü diğer rütbeler ve astsubaylar. Yani tetikçi diye gösterilen. Eğer yukarıdakiler beraber çalışacağız derse alta. Alttakiler beraber çalışacak olursa en alttakilere suç çıkılacak. Yani bunlar namussuzlar yapmışlar diyecekler. Ya da belge sahteymiş diyecekler. Sonuçta onları kurtaracaklardı. Bu bir oyundu. FETÖ'nün bu kanadın Beçegen üzerine yürümesine Tayyip Erdoğan fazla ses çıkarmadı. Çünkü iki tarafta kendisine karşı düşman. Ama hatırlayalım, biri savcı olmuştu liderlerin, biri avukatı olmuştu. Tabii. Yani tabii. Ergenekon davaları sürecinde. Tabii, yani tabii, ilk dönemlerde. Tabii. Yani oyun başka bir türlü oynanıyordu. Tayyip Erdoğan bunlar birbirleriyle uğraşırken kendine alan açmaya çalışıyordu. Ve bunların şerrinden emin olmak için de Avrupa ve Amerika'ya yakın duruyordu. Çünkü bunların arkasında NATO ve Amerika vardı. İngiltere vardı, Vatikan vardı, İsrail vardı. Dolayısıyla onlarla olan yakınlığını korumaya çalışıyor. Ve bunlar işte birbirleriyle kavga ediyorlar. Ben de Büyük Orta Doğu Projesi'nde eş başkanım pozisyonundaydı. Ama ne zaman ki köşeye sıkıştı Beçege, Ergenekon, Balyoz falan derken, onlarla bir mutabakat sağladı Tayyip Bey. Ondan sonra Beçege'nin üzerine yürümeye başladı. Beçege diyorum, paralelin üzerine yürümeye başladı. Ama onlar köşeye sıkışmadan önce paralelle çatışmıyordu. Çünkü denge sağlıyordu Tayyip Bey onlarla. Çünkü o ara Ayışı, Balyoz, Eldiven gibi birçok darbe girişimi, 27 Nisan muhtıraları vesaire süreci orada, var ki BÇG durmuyordu. Orada büyük anıtla yaptığı mutabakattan sonra mutabakatı. Onun sembolik kararları neydi? Ferhat Sarıkaya'nın görevden alınması. Adana savcısı, 12 Eylül davasını açan Sacit Kayasu'nun görevden alınması. Bunların sembolik anlamı vardır. Tayyip Erdoğan artık BÇG ile uğraşmıyor. Onlar kendi köşelerine çekiliyorlar. Şartlar hazırlandı. Kendisi artık Fethullah Gülen'in üzerine yürüyecekti. Tabii bu arada Fethullah Gülen üzerine yürüyecekseniz Amerika'da, İngiltere'de belli kanatlarda size karşı pozisyonunu yeniden belirleyecek. O zaman Avrupa ve İsrail ile Amerika ile bağlarını gevşetmen gerekiyor. Onun sembolik çıkışları da Mavi Marmara ve One Minute. Ve Gazze olayıyla bağlantılı olarak İsrail ile ilişkilerin kesilmesidir. Kesinlikle. Yani artık saflar belli oldu.
Ve tabii o Büyük Orta Doğu Projesi Türkiye üzerinden 22 ülkenin rejim, sınır, iktidar yapılarını değiştirdi. Planıydı. Bu o kapitalizmin yaşaması için tek şarttı. Türkiye üzerinden Osmanlı vizyonu kullanılarak halife ve kainat imamı üzerinden İslam dünyasının yutulması hadisesiydi. İslam dünyasını yuttuktan sonra artık dünya tek kutuplu bir dünyaya dönecekti. Huntington'ın medeniyetler arası çatışması önlenmiş olacak. Tarihin sonu dediği Fukuyama'nın yeni bir süreç başlayacaktı. Artık tarihin sonuna kadar Batı liberal kapitalist ekonomi ve siyaseti dünyanın son uygarlığı olarak sonsuza kadar devam edecek. Tek devletli, yani, müstakilin planladığı yeni İsrail'in de işte tam dünya. Bu arada Kudüs'ü geri alma, Tanrı'yı kıyamete zorlama, yani Suriye, Irak, Afganistan hattını. İşgalleri çünkü vesaire. Gülen gelseydi kendisi İstanbul'dan kainat imamı olarak İslam coğrafyasını yönetecekti. Dinler arası diyaloglar yapacaktı. Ankara başkent olacaktı ama Ermenistan'a tazminata Türkiye razı olacaktı. Belki 5-10 yıl tazminat ödeyecektik. Aynı şekilde o hendek projeleri Türkiye'yi bölgede, Kürdistan dedikleri bölgede bir otonominin kabulüne, yani özellik yerel yönetim özellik şartının kabulüne mecbur bırakacaktı. Adana üçüncü başkent olacaktı. Özellikle Kuzey Afrika, Arap Yarımadası, Balkanlar, Kafkasya ve Afganistan çevresindeki devletlerin oryantasyon, koordinasyon, güvenlik noktasında yeniden sınır, rejim ve iktidar yapılarının belirleneceği uluslararası merkez olacaktı NATO gözetiminde. Yani üç tane başkentimiz olacaktı. Ne planlar kurmuşlar ya. Allah Allah. Kasımpaşalı geldi, evet. Çarka çomak soktu. Ay, evet, yani onlar ne planlar yaptı? Hani Allah'ın plan da yaptı. Bir hesabı vardır. Onların evet. Bir planı varsa Allah'ın da bir hesabı vardır. 28 Şubat dönemi Erbakan Hoca ve ekibinin o milli unsurların çizdikleri yol haritası ve koydukları tabelalarla Erdoğan döneminin eline daha hazır bir öngörüleri daha çok olan, yani düşmanın tanındığı artık bir dosya halinde geldi diyebilir miyiz? Çuvala sığmıyordu. Yani bu Ergenekon ve Balyoz sürecinde yaşananlar ya da Erbakan sonrası yaşananlar, yani o toplumsal hafızada hala izleri var. Bugün 20 yaşındakiler bunu hatırlamayacaklardır. Çünkü onlar 4-5 yaşlarındaydılar. O yüzden yayının başında dedik. Evet. 20 yaşındaki gençleri ekran başına çağırın diye. Evet, ama onların babaları hatırlayacaklardır bazı gerçekleri. Üstadım, bu ara reji kulağıma birkaç üç vakittir işte toparlayalım diye söylüyor. Tamam. Yayının sonuna geldik. 28 Şubat. İsteriz ki daha şu an keşke yayın devam etse de biraz daha üzerinde konuşsak. Aslında herhalde, çünkü sorular geliyor. Aldığımız notların herhalde yarısını yani evet, konuşamadık. Daha yani. Çok mevzular var aslında tabii konuşulacak. Yani Merve Kavakçılar ama onlar zaten genelde birçok kişi biliyor. Erbak işte Refah Partisi'nin kapatılması, Erbakan Hoca'nın o kapatma sonrasında tarihi konuşma. Evet. Yani onun o gösterdiği sabır, dirayet. Hakikaten rahmetli anıyoruz. Yarındı sanırız. Değil mi? Yarındı. 27 Şubat onun vefat yıl dönümü. Evet. Evet, İstanbul'da bir toplantı da evet, var. Rahmetli analım. Son sözleriniz ne olur 28 Şubat üzerine? Hayat devam ediyor. İmtihan oluyoruz. Bu dünyada yaptığımız ve yapmamız gerekirken yapmadığımız, söylediğimiz ve söylemediğimiz, söylememiz gerekirken söylemediğimiz her sözden hesaba çekileceğiz. Bizler tarihin yaşayan tanıklarıyız. Allah bizim ellerimizle zalimleri cezalandırmak ve mazlumlara yardım etmek istiyor. Allah servet ve iktidarı halklar ve ülkeler arasında evirir, çevirir. Kuyudaki Yusuf'u Mısır'a sultan eden Allah bizi yeryüzünün varisi kılmak istiyor. Görevimiz adaletten, barıştan, hürriyetten yana yeni bir dünya kurmak. Bu mümkün. Teşekkür ediyoruz. Evet değerli izleyenler. Üstad Dilipak'ın temenni olarak ifade ettiği bu güzel sözlere yani amin dememek, dua niyetini almamak tabii mümkün değil. Yeni bir dünya kuruluyor ve Türkiye bu dünyada geçmişten aldığı bilgi ve beceri ve tecrübeyle geleceğini çizmeye başladı. 28 Şubatlar görmüş, 15 Temmuzlar görmüş,
10 yılda bir darbe görmüş bir milletin evlatlarıyız. 16 Nisan işte tüm bunlara cevap verilecek tarihi bir gün olarak önümüzde duruyor. O sürece kadar görelim Mevlam neyler, neylerse güzel eyler. Haftaya inşallah tekrar nasip olur derin gerçeklerde buluşursak biz burada olacağız. Türkiye ve dünyanın sıcak gündemini ve üstü örtülü hakikatlerin perdesini aralamaya devam edeceğiz Üstad Dilip Ak'la. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Allah'a emanet olunuz. 28 Şubat gerçekten bir felaketti. Gümüş yüzük mü takıyorsunuz? Bir ticaretçi olabilirsiniz. Ne o? Pantolonunuzun dizi. Yoksa namaz mı kılıyorsunuz? Cuma günleri camide fişleme var. Abone olduğunuz gazete, dergi ya da üyesi olduğunuz dernek, mesela müsiyatın üyeleri yarı yarıya ayrılmak zorunda kalmıştı. Çünkü hiçbir teşvikten yararlanamadığı gibi maliyenin baskılarına uğruyordu. Hatta baskınlar yapılıp Arapça bir takım kitaplar ele geçirilmiştir diye Kur'an-ı Kerim'i, hadis kitaplarını irticai yayın olarak toplayıp götürüp aylarca yargılanabiliyordunuz. Orduda binlerce kişi yargıya götürülmeden yaş kararlarıyla, bir kısmı idari kararlarla çok başarılı subaylar ordudan atıldı. Asker bu şekilde kuruldu. Bu işin görünen tarafı. Bir yandan batık bankalara emekli generalleri yönetici yaptılar. Kamu bankalarının fonlarını bu özel bankalara aktarıp özel bankalardaki vatandaşların tasarruflarını da bir yerlere kanalize ederek iflaslarına sebep oldular. O bankaların yöneticileri konuşmaya, itiraz etmeye kalkınca da kimyaları bozuldu biliyorsunuz. Ama bu kararları veren generallerin hiç birine dokunulmadı. Emekli generallere hiç kimse bu işin hesabını soramadı. Bu postmodern bir darbeydi. Beyefendiler demokrasiye balans ayarı yapıyorlardı. Hedefte iki topluluk vardı. İmam Hatipliler ve başörtüler. Bunlar semboldü aslında. Din adına ne varsa laiklik bahanesiyle onu irtica ile damgalayıp saldırıyorlardı. Meydanlarda cumhuriyet mitingleriyle insanların inanç, tarih, kültür, gelenek, her şeylerine hakaretler yağdırıyorlardı. Bu karanlık çetenin kadrosunda şeyh de var, fahişe de. Biliyorsunuz Kalkancı, şimdi Kaptagon'dan içeride yatıyor. İşin gariplerinin onun peşine takılan bizden insanlar da var.